Kıymetli seyirciler, tekrar yeni bir Açık Medeniyet programına hoş geldiniz. Hepinize selamlarımı, muhabbetlerimi, hürmetlerimi sunuyorum. İnşallah bu programımızda, bu elimde gördüğünüz İnsanlığın Dirilişi kitabı üzerinden Sezai Karakoç'un küresel vizyonunu, istikbal tasavvurunu ya da gelecek vizyonunu konuşacağız. Bu da kitabın 18. baskısı aynı e, kitabın demek ki kitaba büyük bir e, ilgi var ve bu ilgi e, devam ediyor. E, Sezai Karakoç'un diriliş düşüncesinin e, hem e, ruhun dirilişi, hem İslam'ın dirilişi, hem de insanlığın dirilişi şeklinde farklı boyutları olduğunu görüyoruz. E, onun diriliş düşüncesi sadece Türkiye ile İslam dünyasıyla. Sınırlı olmayan bir düşünce, tüm insanlığın e, kurtuluşuyla alakalı bir düşünce, tüm insan dirilişiyle alakalı bir düşünce. Tabii bu Türkiye'deki e, düşünürlerin e, böyle bir global vizyona sahip olması aslında Osmanlı'dan ve Osmanlı öncesinden, İslam medeniyetinden tevarüz ettikleri nizamı alem, yani e, tüm dünyanın e, adalete dayalı bir düzene sahip olması, ...geleneğinden geliyor. Dolayısıyla bizim için e, böyle küresel bir vizyon ortaya koyması e, Sezai Karakoç'un e, bir açıdan şaşırtıcı. Çünkü birçok Türk aydını milli sınırlara hapsolmuş vaziyette, ufukları milli sınırlarla sınırlı vaziyette. Ama e, Sezai Karakoç'un o İslam düşünce geleneğinden, İslam medeniyet geleneğinden geldiği için... Böylesine evrensel, küresel bir vizyona sahip olması ve daha önceki hem fıkıh hem felsefe hem hikmeti ameli geleneğindeki düşünce düşünürlerimizin nizam-ı alem diye ifade etmiş oldukları o küresel düzen düşüncesini yeniden canlandırması o geleneğin yaşayan bir temsilcisi olarak aslında çok da şaşırtıcı değil. Daha önceki programlarımızda olduğu gibi bu e, programımızda da e, Tahsin Görgün hocamızla e, bu müzakeremizi devam ettireceğiz. Ben e, Sezai Karakoç'un şairlik yönünü unutmamamız için Tahsin Görgün hocamızdan bir e, şiir okumasını e, istirham ediyorum. Buyurun hocam. Ey yeşil sarıklı ulu hocalar bunu bana öğretmediniz. Bu kesik dansa karşı... Bana bir şey öğretmediniz. Kadının üstün olduğu ama mutlu olmadığı günlere geldim. Bunu bana öğretmediniz. Hükümdarın hükümdarlığı için halka yalvardığı ama yine de eşsiz zulümler işlediği vakitlere erdim. Bunu bana söylemediniz. İnsanlar havada uçtu ama yerde öldüler. Bunu bana öğretmediniz. Kardeşim İbrahim bana mermer putları nasıl devireceğimi öğretmişti. Ben de gün geçmez ki birini patlatmayayım. Ama siz kağıttakileri ve kelimelerdekini ve sözlerdekini nasıl sileceğimi öğretmediniz. Bir kentten daha geçtim. Buğdayları yakıyorlardı. Yedikleri pirinçti. Birbirlerine açılan borular gibi üfürüyorlardı. Sonra birbirlerinden borular gibi çıkıyorlardı. Pirinçler gibi çoğalıyorlardı. Atlarını yalnız atlarını cana yakın buldum, öpüp çıkıp gittim yelelerini. Evet çok teşekkür ediyoruz hocam, ağzınıza sağlık. Allah e, Sezai Karakoç'a da rahmet eylesin, cennette mekanını Ali e, eylesin. Evet e, e, bugün e, kıymetli hocam insanlığın dirilişi üzerinden Sezai Karakoç'un e, küresel vizyonunu ve istikbal tasavvurunu e, ele alacağız. Önce tabii onun bir durum e, tespiti var. Oradan e, başlayalım. Evet, e, e, kendisi bu insanın Dirilişi kitabının e, sonuç kısmında e, diyor ki, dünya bir uygarlık krizi geçirmekte. Bunu aşağı yukarı çağın bütün düşünürleri, sebepleri teşhiste sınırı ve boyutları tayinde az veya çok ayrılsalar da genelde kabul ediyorlar. Evet Tahsin Hocam, siz de kabul ediyor musunuz? Günümüzde böyle bir medeniyet krizi içinde miyiz? E, e, durum tespiti, mevcut durum tahlil açısından. Şimdi bu e, eser 1970'li, e, 74-75 yılları arasında Diriliş Dergisi'nde yayınlanan yazılardan e, e, oluşuyor. Yani aradan 45 sene geçmiş. Neredeyse yarım asır. Evet. Şimdi yarım asır sonra... Bu değerlendirmeye katılıyor musunuz, katılmıyor musunuz, katılıyorsanız neden? Evet, bir defa şunu söyleyelim. Hakikaten de Batı medeniyeti 19. yüzyılın sonuna gelindiğinde zaten büyük bir kriz yaşıyordu. Bu krizi zaten Batı'da Nietzsche çok açık bir şekilde ifade etti. Sonrasında Batı'nın Çöküşü kitabıyla bazı isimleri zikretmek açısından söyleyeyim. E, Oswald Spengler. Spengler ama öncesinde yine bir Fransız şairi e, şu anda ismi birden aklıma gelmedi. O da mesela e, yine benzer bir şekilde e, şeyin e, modern medeniyetin e, çöküşe doğru gittiğini e, çok açık bir şekilde ifade etmişlerdi. Bunlar hem Birinci Dünya e, Harbi öncesinde, hem Birinci Dünya Harbi sonrasında e, Batının zaten yani modern medeniyetinin e, içinin boşaldığı ve çöktüğü, hı hı. artık insanlığa herhangi bir şekilde e, bir umut oluşturmayacağını bakanlar hakikaten görmüşlerdi bakmayı bilenler. E, mesela niye bunun, dayanarak böyle bir sonuca vardılar? Şimdi bunun yani, e, esasında daha, somutlaştırırsak. daha somutlaştıralım. Yani mesela mesela Nietzsche'nin e, Batı medeniyetinde gördüğü şey şuydu: e, her şeyden önce e, insanların e, hakikatle olan irtibatını koparıp, e, hakikati e, iradeye indirgemeleri ve iradeye indirgemeyle birlikte e, insanların e, kendilerini aşan ve aş bağlayan e, değerlerden kopup kendilerinin bizzat değer koyucusu ve değer yaratıcısı gibi davranmaya başlamaları ve ona bağlı olarak da artık insanların hayatında herhangi bir sabiteyi bırakmamaları. Evet. Bu e, özellikle irade metafiziği dediğimiz Nietzsche'nin e, altını çizdiği husus bu. irade metafiziği. Onun deville zumacht dediği iktidar iradesi. Aslında iktidar iradesinin özelliği şu. Güç her şeyin esasına kudreti, yani gücü e, yerleştiriyor ve varlığın Varlığı güçle özdeşleştiriyor. Şimdi varlığı güçle e, özdeşleştirme, ona indirgeme. E, biraz şeye bakarsak, yani mesela e, biz fizik olarak okuduğumuz e, söylemlerde de aslında bu karşımıza çıkıyor. İşte E eşittir MC kare m, malum e, bu relativite teorisinin şeyi olan, e, izafiyet teorisinin e, formülü olarak Einstein'ın e, ifade ettiği oradaki E enerji yani kudret, güç... E eşittir M çarpı C kare. Şimdi e, dolayısıyla varlığın özünü enerji yani kuvvet e, Hı -hı. haline getirip bu e, kuvvetin aslında e, etkin olarak e, etkin olmasından ibaret bir süreç yaşadığımızı Hı -hı. ve bu kuvvetin de herhangi bir e, gayesinin amacının Hı -hı. bir düzeninin olmadığını ve bunun e, zaman içerisinde kendisinin kendi kendine e, bir düzen kazandığı varsayımı. Fizikte bile yani e, konuşulan şey olarak e, bu karşımıza çıkıyor. Mesela şey söz konusu olduğunda bunun devamında işte atom altı alana giriyorsunuz. Hı hı. Atom altı alana girdiğinizde işte belirsizlik, belir belirlenemezlik ilkesi diye bir ilkeden bahsediliyor ve madde dediğimiz alanda ki o çok sağlam gibi duran madde alanında bile bir belir, belirsizlik söz konusu, belirlenemezlik söz konusu. Hı hı. Bunu insan hayatına e, aktardığınızda insan hayatında o zaman siz neye inanacaksınız? Bir sabite var mı? Bu bu sorunun cevabı sabite yok. Neyi doğru olarak kabul edeceksiniz? Neyi yanlış olarak kabul edeceksiniz? Doğrunun ve yanlışın da e, birbirine artık geçtiği, karıştığı ve doğru ve yanlış ayrımının anlamsızlaştığı şartlar. Ve bu şartlarda sadece geçerli olan bir şey kalıyor güç. Sizin gücünüz neye yetiyorsa, neyi yapabiliyorsanız o meşrudur ve doğrudur gibi bir anlayış ve ortaya çıkıyor. Güçle desteklenen fikir haklı fikirdir. Mesela yani, yani öyle oluyor. Tabii. Yani e, dolayısıyla e, yani hak değil haklı olan, Evet. güçlü olan e, ön plana e, çıkmış oluyor. Şimdi bu oluyor. mesela Nietzsche'nin evet. Nietzsche'nin üzerinde durduğu şey bu. Spengler'e baktığımız vakit Spengler'in e, altını çiz husus Spengler diyor ki aslında yani Göte'den de hareketle e, Batı e, medeniyeti teşekkül sürecinde, de oluş sürecinde yani 19. yüzyılın başında e, Göte'nin tespiti zaten önemli. Ruhunu şeytana sattı diyor. Evet. Göte söylüyor. Yani Hı -hı. başka birisi değil. Yani ruhunu şeytana sattı, Mephisto'ya sattı yani Doktor Faust ruhunu Mephisto'ya sattı o sayede güç elde etti. Hı -hı. Güç devşirmenin kaynağı ruhunu şeytana teslim etmek. Hı -hı. Ve bu Faustiyan ruh modern batı medeniyetinin özünü oluşturur diyordu ee, Spengler. Ve Spengler'in üzerinde durduğu şey şu, artık batı dünyasında bir kültür vardı ve bu kültür belirli bir noktadan sonra ortaya koyabileceği bütün eserlerini ortaya koydu ve artık bitti. Evet, nihayetine geldi, Nihayeti evrimini geldi. tamamladı. Evet Ve ee, evet. Spengler'in üzerinde durduğu şey şu, Spengler diyor ki, daha bak Spengler'in bu şeyleri yazdığı zamanlar, 1919. Evet. Yani 18 19. Daha doğrusu 17 19 o yıllarda Birinci Dünya Savaşı yazıyor. Yılları. Ha Birinci Dünya Harbi'nin devam ettiği yıllarda eserini yazıyor zaten. Ve Birinci Dünya Harbi'nin e, devam ettiği şartları düşünürsen e, Birinci Dünya Harbi'nin akabinde Osmanlı Devleti dağılmış. Bütün toprakları e, Avrupalılar tarafından, Batılılar tarafından işgal edilmiş. Bir istiklal harbiyle bir kısım topraklarımızı işte kurtarabildik evet, bir parça. Evet. Onun dışındaki Müslümanların yaşadığı bütün topraklar Batılıların istilası altında. Batılılar güçlerinin zirvesindeler. Evet. Batılıların güçlerinin zirvesinde olduğu şartlarda Şipenkler'in söylediği şey şu. Çöküyorsunuz. Evet. Çöküyoruz. Sonumuz geldi yani. Şimdi bu işin ilginç tarafı bunu mesela şeyi çok ciddi alıyor tabii ki. Arnold Toynbee. Evet. Arnold Toynbee, ama sadece Arnold Toynbee değil. Mesela Sorokin. Sorokin'in mesela Amerikalı sosyolog biliyorsun. Evet. Onun bunalım çağında e, toplum felsefeleri diye bir kitabı var, bir kitabı var. 1930'lu 40'lı yıllarda hı hı. yazılmış bir kitap. Bir bunalım, bunalım çağı olduğunu söylüyor. Kriz evet. çağı yani. Hı hı hı. Şimdi kriz çağı dolayısıyla bunların şeylerini çok arttırabiliriz yani. E, sayılarını. Evet. Şimdi dolayısıyla Batı'daki gözlemciler biz kendileri zaten Batı'nın çöküş noktasına geldiğini ve çöktüğünü söylüyor. Ve biz bugün baktığımızda mesela yine Batı düşüncesinden devam edelim. İşte Habermas, Jürgen Habermas. Jürgen Habermas'ın en son yazdığı kitaplardan birisi bir felsefe tarihi. Auch oh, eine Geschichte der Philosophie diye bir kitap yazdı. Bir de felsefe tarihi. Yani tam tercüme edecek olursak bir de felsefe tarihi. Yazmış olayım kabilinden orayı eksik bırakmış ama. Bir de felsefe tarihi. Şimdi o bir de felsefe tarihi kitabında söylediği şey şu. Diyor ki modern batı düşüncesinin dini tarafı eksik kalmıştır. Evet. Bunu ikmal etmemiz lazım. Fakat işin ilginç tarafı şu. haber Habermas'a e sorduğunuz vakit bu e, batının eksiğini ikmal edecek olan taraf e, o din nedir diye sorduğunuz vakit mesela dili kesinlikle bu Hristiyanlıktır diyemiyor. Bir de tabii orada hani dine çok enstrümantal bir yaklaşım var. Evet. Çok pragmatik Hı. bir yaklaşım var. Hani din bizi güçlendirsin. Din medeniyetimizi tahşit eylesin diye. Hı. Yani arabaya lastik takar gibi bir şey yani. Aynen Veya aynen. Lastiğe aynen. hava aynen. basar gibi evet. bir şey yani. Dine öyle bir aletsel yaklaşım söz konusu. Yoksa Din hakikat olduğu için değil, Allah hayır, tarafından verildiği hayır, için değil de hayır. yani tamamen foksiyonalist bir yaklaşımla dine yaklaşılıyor. Bu tabii başka şeylerde de söz konusu. Şimdi işin ilginç evet. tarafı yani şeyin e, Habermas'ın bu söylediği şey bunu niye söylüyor? Bu da çok ilginç. Burada yine rahmetli Sezai Karakoç'u haklı çıkaran bir tarafla evet. karşılaşıyoruz. Habermas bunu 11 Eylül'den sonra yani e, 2009 2010'larda evet. falan e, evet. söylüyor. Yani tek kutuplu bir dünyaya girmişiz. Ha. Soğuk Savaş bitmiş. İşte ama şey, Sovyet bloku çökmüş. Batı'nın en güçlü olduğu güçlü zamanda. Ama yani. şey tarafı işte. 11 Eylül'den sonra özellikle e, şey yaptığı fark ettikleri şey şu. Aslında Batı dünyasında e, o batılı değer olarak kabul edilen şeyleri e, ciddi alıp da onun için mücadele edecek insan yok kalmadı artık. Evet. İnsanlar sadece kendi hazlarının peşinde o kadar hı hı. ve o bireyler söz konusu olduğunda kendi hazlarının peşinde ama e, o şeyler şirketler ve devletler, müesseseler söz konusu olduğunda onlar da birileri e, daha fazla kar, öbürleri daha fazla güç elde etmenin peşinde. Evet. Yani insanın mutluluğu için bir şey yapma konusundaki bir gayret sıfırlanmış evet. vaziyette. Dolayısıyla yani modernitenin vaat ettikleriyle pratik olarak ortaya koydukları arasında bir uçurum, uçurum var. Uçurum evet. İşte modernite en başta çıktığında o aydınlık e, aydınlanma dönemindeki filozofların ve daha sonraki o e, modernist e, düşünürlerin vaat ettikleri gelecek ile e, modernitenin bizi getirmiş olduğu vaka arasında büyük bir e, uçurum var. Dolayısıyla aslında modernite eleştirisini biz hani vaatleriyle pratik sonuçları mukayesettiğimiz ettiğimiz zaman. Yani kendi vaatleri üzerinden yargılayıp değerlendirirsek en doğrusunu yapmış e, oluruz. O, o işin evet. bir tarafı ama benim esas söylemek istediğim şuydu. Haber sadece haber yani. değil. Mesela e, e, nedir şey e, bir İtalyan bir düşünür vardı da bir akl, ismi birden aklımdan gitti. E, on, Vatimo. E, Vatimo. Vatimo'nun Vatimo ile birlikte e, şeyinde Deridan'ın din Hı. üzerine falan yazdıkları metinler var. Şimdi oralarda ilginç olan taraflardan birisi şu, e, Habermas'ın dinde lazım galiba e, hı hı. düşüncesine gelmesine sebep olan doğrudan doğruya Müslümanlar. Yani yeryüzünde Müslümanlar var ve Müslümanlar kendi dinlerini ciddi alıyorlar. Hı hı. Ve Müslümanlar kendi dinlerini ciddiye aldıkları için, İslam hala etkin bir şekilde var olduğu için, yaşandığı için İslam'a karşı e, gelebilecek olan e, güç... Ee, aynı şekilde bir din olabilir. Bir dine ancak bir dinle dine karşı, karşı çıkabilirsiniz. Din. Ali Şeriat'ın ifadesiyle dine şey var. karşı din. Ah, yani habermasın. Evet. Yani bizim gerçek e, dine karşı sahte din. Din evet. Yani evet. bir dinle birlikte ancak Müslümanların etkin varlığına karşı durabiliriz e, şeysi var, tavrı var. Şimdi bu tabii genelde İslam dünyasında yaşayan insanlar yani Müslümanlar e, Müslüman olmanın e, imkanlarının yani ne demek olduğunu pek fazla fark etmiyorlar. Yani evet. yani suda yaşayan balıklar gibi e, çok tabii geliyor bize bir, bir sürü şeyler. Evet, evet. E, ama e, aslında biz e, Müslüman olmanın e, bizi nasıl e, mümtaz hale getirdiğini, mümtaz e, şeyle Müslüman olmakla nasıl temayüz ettiğimizi e, fark edebildiğimiz bildiğimiz anda e, aslında çok şeyi aşmış evet, olacağız. Evet. Yaz etti. Zaten e, Sezai Karakoç'un da e, hep işaret etmeye çalıştığı, vurgulamaya çalıştığı taraf burası. Yani Batı dünyası söz konusu olduğunda Batı dünyası e, eksiklerini, kusurlarını e, keşfetme konusunda bir gayrete girecek olsa o gayret noktasında kendisine ayna olabilecek yegane e, toplum, imkan bak hala Müslümanlar. Evet. Ve bunun en bariz örneği aslında Habermas. Evet. Ve e, tabii Sezai Karakoç buna daha küresel bir şekilde yaklaşıyor. Hani sadece batı açısından değil de tüm dünya işte Çin, Afrika, Latin Amerika, işte Rusya, Hint, İslam dünyası hepsini birden şey yaparak ve tüm beşeriyetin kurtuluşunun İslam'ın dirilişiyle mümkün olacağını söylüyor. Adeta şunu söylemiş oluyor. Yani bugün insanlık bir medeniyet krizi yaşıyor. Çünkü İslam medeniyeti krizde. Dolayısıyla buradan çıkışın yolu İslam medeniyetinin krizden e, çıkması yani insanlığın dirilişi İslam'ın dirilişine e, bağlı ve kitabı aslında şu şekilde bitiriyor: e, Yeni bir dünyanın kurulması ve yeni bir insanın doğması günü gelip çatmıştır. Evet, e, diriliş insanının yani yeni insan diriliş e, insanı geleceğe yönelik geçmişi değerlendiren. Bu geleceğe yönelik olması çok önemli. Ee, mesela şu anda bizim hem Türk düşüncesinde hem İslam düşüncesinde bir geçmişe saplanmışlık e, söz konusu. İşte şanlı tarihle kendi kendimizi avutuyoruz e, bazen. Halbuki burada geleceğe yönelik e, olmak bu son derece önemli bir şey. bir Yani hem İslam için hem insaniyet için bir gelecek vizyonu ortaya koyabilmek, geleceğe yönelik geçmişi değerlendiren. Evet ben buna gelenekli yenilikçilik ismini veriyorum. Yani gelenekli ama yenilikçi, gelenekçi değil ama gelenekli. Ama aynı zamanda yenilikçi ki yani bizim tecdit dediğimiz şey budur. Islah dediğimiz şey budur zaten. Geleceğe yönelik geçmişi değerlendiren radikal bir öz değişime kendini adamış, şartların realist baskısını göz önünde tutan yeni bir fedakarlık ahlakı ki bu fütüvet hani dediğimiz şey. Derin bir fizik ötesi anlayışı yani metafizikle e, bağlantı. Yeni bir uygarlık ülküsü insanının günü geldi. Ölümden, ruhun ölümünden, ruhun dirilişine çıkacak diriliş insanının günü. Evet. E, yani buradaki tabi temel e, sorunu ruhun ölümü e, olarak işte Faustin e, yani ruhunu şeytana satma. O buna e, ruhun ölümü olarak e, ismini veriyor. Bu insan diriliş insanı ve ondan doğacak nesil diriliş nesli. Bu neslin kuracağı toplum diriliş toplumu ve bu toplumun insanlıkta mayalandıracağı yeni hakikat uygarlığı atılımı diriliş uygarlığı e, olacaktır. Bu uygarlık gerçek ve canlı metafiziği, gerçek tanrı inancı ile putlaştırmaların her türlüsünü yıkıcı, suniliklere meydan vermeyici, tanrı insan doğa. Bağıntısını yeni baştan kurucu hakikat medeniyeti hakikat uygarlığı bak bu çok ilginç yani şu anda post truth yani hakikat sonrası medeniyet e, den bahsediyoruz. Eee Sezai Karakoç'un söylediği hakikat medeniyeti. Dolayısıyla şu andaki günümüzdeki çatışma hakikat sonrası medeniyet ile hakikat medeniyeti arasındaki çatışma. Evet. Yani bir grup insan diyor ki hakikat diye bir şey yoktur biz hakikat sonrasına girdik. Ee, aslında bu iflasın ilanı. Yani hakikati bilemiyoruz. E, demiyorlar da hakikat yoktur diyorlar. Yani gündüz yıldızları görmeyen bir insanın yıldızlar yoktur demesi gibi bir şey. Evet e, e, bu tabii çok önemli bir şey. Yani İslam medeniyetini hakikat medeniyeti olarak isimlendirmesi. E, işte hakikat uygarlığının son ve mükemmel açılımı olan İslam uygarlığı. Yani burada tabii son açılım olarak isimlendirmesi de çünkü daha önce peygamberler tarafından kurulmuş olan o diğer medeniyetlerin bir devamı olması noktasından özüne ruhuna kaynaklarına bütün insanlığa tabiat ve tabiat üstünü fizik ve fizik ötesini insan ruhunun sırlarını perspektifine alan derin ve geniş bir bakış açısıyla tekrar dönmekle gerçekleşimini oluşturabilecektir. Evet, yani buradaki krizlerin krizin sebebini de aslında ortaya koymuş oluyor. Bir işte Tanrı'yla bağ koparmak, metafizikle bağ koparmak, işte ruhun e, ölümü, insan e, Tanrı ve doğa e, dengesini e, bozmak e, e, ve e, bu bir, geçmişle kadimle bağlantıyı e, koparmak için bunları yeniden tamir edilmesiyle. Yeni bir hakikat medeniyeti ee, tabi bu kitabın yazıldığı dönemde e, hakikat sonrası diye bir laf yoktu yani postmodernizm diye de bir şey yoktu ama o dönemden hani e, hakikatin reddedileceğini adeta tahmin etmiş öngörmüş gibi bir e, şeyle e, yani daha önceki hakikat medeniyetlerinin en son temsilcisi olarak İslamiyet'i e, göstermesi gerçekten e, son derece ilginç. Şimdi bu tabii kitabın sonuç kısmı aslında kitabın bir özeti gibi e, oluyor. Evet Şimdi buradan e, hareketle e, bu Rönesans konusunu e, Sezai Karakoç ilginç bir şekilde değerlendiriyor. Diyor ki Rönesans e, batının e, yani Hristiyanlığın ve batı deyince hayali bir şeyden konuşuyormuşuz gibi oluyor. Hristiyanlık yani Hristiyanlığın e, İslam'a karşı... E, putperest Antikite'yi yani eski Yunan'ı e, yardıma çağırması e, olarak e, değerlendiriyor. E, çünkü gerçekten Rönesans demek yani yeniden diriliş. Neyi diriltiyor yeniden? E, eski Yunan'ı, eski Roma'yı e, diriltiyor. Halbuki e, eski Yunan'ı ve Roma'yı unutturan, yok ettiren kim? Hristiyanlık. evet e, Ama sonra tekrar o baştan reddettiği, dinsiz Putperest olarak gördüğü, Yunanın ve Romanın hani mirasıyla İslam'a karşı bir e, yeni bir direniş e, oluşturmaya e, çalışıyor. Aslında diyor bu bir, bir nevi irtica hani geriye dönüş e, ve aslında o Yunandan ve Romadan yardım alarak yani yola çıkması e, aynı zamanda onun e, sınırlarını da e, belirlemiş oluyor. Evet e, bu Rönesans üzerinden e, Batı medeniyetinin ee, sadece e, yani i, aradaki medeniyetleri atlayarak Hani arada İslam medeniyeti var Hani onu atlayarak e, İslam'a karşı eski Yunan'dan ve Roma'dan istimdat eylemesini Hani e, ve bunun Batı medeniyetinde doğurduğu sorunları Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz Hocam şimdi tabi e, rahmetli Siza Karakoç'un e, Batı medeniyetini Rönesans denen dönemle başlatması tabii önemli. Genelde insanlar yani genel olarak bakıldığında işte Batı tarihi, Avrupa tarihi falan gibi işte Batı felsefesi tarihi, Batı düşüncesi tarihi gibi çalışmalar yaptıklarında Batıyı eski Yunanla başlatırlar. Evet. Ya, halbuki işin gerçeği şu, mesela Almanların Eski Yunan'la, kadim Yunan'la gerçekten hiçbir alakası evet. yok. Ne ırk olarak, ne dil olarak, ne kültür olarak, ne inanç olarak gerçekten hiçbir alakaları yok. Yani hangi batı ülkesinin ilişkisi var ki? Evet, hiçbirinin Yani alakası. İngilizlerin mi, yok. Amerikalıların evet. mı, hangisinin ilişkisi yani var? Yani olsa olsa şeylerin, şu andaki Yunanlıların evet. alakası olabilirdi. Şu andaki Yunanlıların eski Yunanlı'na gerçekten alakaları yok. Şimdi e, dolayısıyla e, bunu dikkate aldığımız vakit, Eski mesela Roma, Roma söz konusu olduğunda Roma'yı zaten Hristiyanlık yok ediyor, sıfırlıyor yani. Evet. Ve bin yıl devam eden bir yok etme süreci var. Bin yıl sonrasında yok oluyor. Sonra Batı Avrupa'da yaşayan insanlar Miladi binli yıllarda bin bin yüz bin iki yüz o vakitler Müslümanların oluşturduğu hayat düzenine bakarak Müslümanlardan yaşamayı öğreniyorlar. Her türlü. Müslümanlardan yaşam mesela basit örneklerden birisi. Yani bahçe. Tabii Ne kadar basit bir şey. Bahçe, bir saray bahçesi oluşturmak mesela. E ne kadar sıradan bir şey yani. Ne, ne, var yani saray bahçesi oluşturmak zor mu bir iş? Ama bunu Batı, Avrupalılar bilmiyor o vakitler. Avrupa'da, Batı Avrupa'da yaşayan insanlar. Ve insanlar şeyin Elhamra Sarayı'nın bahçesine bakarak ve Endülüs'teki bahçelere bakarak e, şeyin e, normal olarak ormanlık e, alanın e, tanzim edilerek bir park ve bahçe oluşturulabileceğini öğreniyorlar. <laughs> Şimdi mesela e, insanlar tutup normal konuşuyorlar diyelim. Konuşma söz konusu olduğunda normal bir konuşma var. Bir de mesela bu konuşmanın bir e, edebi bir şekilde, şiir şeklinde yani sözün şiir şeklinde söylenmesi, sanatlı bir şekilde söylenmesi. Diğer taraftan insanların kendi aralarındaki ilişkiler söz konusu olduğunda bu ilişkinin bir nezaket kuralları içerisinde olabileceğini ilk defa Müslümanlardan öğreniyorlar. Evet. Mesela şeyde bir e, devlet düzeni dediğimiz şey devlet düzeni söz konusu olduğunda e, şeyin işte belirli makamların olacağını, o makamların makamlara bağlı yetkilerin olabileceğini, insanların kendi yetki alanlarında tasarrufta bulunabileceğini ve bu manada aralarında söz ve işbirliği yapabileceğini. Müslümanlardan öğreniyorlar. Hatta şeyler, 2. Friedrich diye bir e, zat var, Norman kralı, Sicilya'yı ele geçiriyor. Yani Müslümanların bayağı uzun süre 200 yıldan fazla Müslümanlar Sicilya'yı yönetiyor. ve Orada gerçekten muhteşem bir medeniyet, Sicilya medeniyeti kendi başına bir alandır, bir konudur yani. Mesela işte bizim mafya ile vesaire e, adını bildiğimiz e, meşhur şey, Palermo şehri. Mesela Palermo şehri e, bir dönemde yani miladi 9. yüzyılda mesela e, Batı Avrupa'nın en büyük şehri. Ne Paris, ne Londra, ne Oxford, ne, zaten hiçbirisi yok. Roma'dan falan da büyük yani öyle düşün. O kadar büyük bir şehir Palermo. Palermo'da e, 300'ün üzerinde cami var. Aynı şekilde kiliseler, havralar, farklı farklı insan grupları geliyor orada yaşıyor. Yani çok bu, acayip yani bugünkü e, tasavvurumuzun bile sınırlarını zorlayan bir şehir Palermo. Ve orada şeyler Müslümanlar öyle bir düzen kuruyor ki işte şey ikinci Frederick e, şeyi e, Sicilya'yı ele geçirdiğinde oradaki düzene dokunamıyor. Yaklaşık bir 100-150 yıl e, orada e, şeyin idarenin dili, yönetim dili Arapça olarak kalıyor. Kayıtlar Arapça tutuluyor. Yönetim şekli Arapça olarak kalıyor. Ve sonra sonra e, hatta şeyin Öyle bir sözü var. Ee, hem e, Jakob Burckhardt, bu Almanların İsviçreli daha doğrusu önemli bir medeniyet ve sanat tarihçisi Jakob Burckhardt, İtalya'da Rönesans kültürü diye bir kitabı var. Hmm. Türkçe'ye de çevrildi. Orada bir yerde bundan da birazcık bahseder. Mesela söylediği şey şu: Başka şeyler e, tarihçilerin de altını çizdiyorsunuz. İkinci Frederick zamanında, ki ikinci Frederick dediğimiz zat. ...kendisi ayrıca Mısır'a gidiyor... ...Elmelikül Kamil'le zannediyor... ...yok Elmelikül Kamil değil... E, Eyyubi ile galiba... ...tanışıyor, görüşüyorlar... Hı hı. E, ...görüştükten sonra dönüyor kendisi... ...Mısır'da gördükleri... ...gördüğü şekilde... E, ...şeyler, eğitim kurumları... E, ...oluşturuyor, Batı Avrupa'daki... ...ilk üniversiteleri kuran... ...İkinci Friedrich. ...ama bir sürü onları yapmaya çalışıyor ama... ...taklit olduğu için... ...köklü olarak kalmıyor... O yapıyor, hatta birisinin kullandığı bir tabir var. Diyor ki, ikinci Friedrich öyle bir devlet düzeni oluşturdu ki Batı Avrupa'nın diğer taraflarında yaşayan insanlar onun kavrayamadılar. Yani o kadar muhteşem bir devlet düzeni vardı ki 2. Friedrich'in Batı Avrupa'nın diğer taraflarındaki yaşayan insanlar oradaki düzeni kavrayamadılar. Yani o kadar fevkında bir şey ve Batı Avrupa'da yaşayan insanlar o kadar kültürden, medeniyetten, ilimden vesaireden uzak. Öyle düşün. Şimdi bu işin bir tarafı. Ama bu devam etmiyor zaten. Müslümanlardan öğreniyorlar, düşünmeyi öğreniyorlar, yaşamayı vesaire her şeyi Müslümanlardan öğreniyorlar. Ama bu devam etmiyor. 14. yüzyıla gelindiğinde taşıma suyla değirmen dönmez yani. Akinas'ta efendim Albertus Magnus'tu vesaire onların oluşturdukları sistemi kilise taşıyamıyor toplum onu kabul etmiyor. Ondan sonra 15. yüzyıldan itibaren şüphecilik başlıyor. İnanılmaz bir şüphecilik şeysi. Ve o şüphecilik dönemi şeye kadar, Descartes'e kadar geliyor. Onların teferruatını başka programlarda tabii, tabii, inşallah tabii. çok uzun uzun konuşalım. Şimdi Sezai Bey'in farkına vardı. altını çizdiği husus bu. Sezai, Sezai Karakoş diyor ki gerçekten de bizim bildiğimiz manasıyla modern batı 16. yüzyıldan sonra teşekkür etti. 16. yüzyılla alakalı olarak mesela şey tarafı bugün belki konuşacak olsaydık, merhumla beraber olup konuşacak olsak muhtemelen o da bu şuna bu şu konuda hem fikir olurdu. Şunu biliyoruz bugün ki aslında Rönesans diye bir dönem olmadı. Evet. Öyle bir şey yok yani. Çünkü Rönesans tabirini Michelet diye bir Fransız tarihçisi 19. yüzyılın ilk yarısında uydurdu. Öyle bir dönem olduğunu. Dolayısıyla öyle bir dönem yok. Şimdi diğer taraftan tutup mesela heykel yapmakla, işte resim yapmakla medeniyet falan olmaz. Yani baktığınızda efendim şeyde İtalya'da Roma'daki heykellere benzer veya eski Yunan sanatkarlarının işte heykellerine benzer heykeller yapıldı. İşte Leonardo da Vinci efendim heykeller sayesinde falan. Şimdi heykeller yaparak Gerçekten medeniyet oluşmaz. Ha şunu söyleyebilirsiniz, diyebilirsiniz ki bir heykel, insan heykeli yapabilmek için insanın fizyolojisini yani o bedeninin yapısını çok iyi biliyor olmanız lazım, incelemeniz lazım. Onu yaptıktan sonra ancak siz yani insanın heykelini yapabilirsiniz. Bu tamam ama mesele heykel değil yani. Evet. Mesele o zaman heykel yapmayı sağlayacak o bilgi. Evet. O bilgi nereden geldi? Yani bu bilgi yani biraz yakından incelediğinizde mesela 16. yüzyılda ne zaman 1596 zannediyorum. 95-96 ee, şeyin i̇bn Sina'nın El Kanun Fit Tıbbı'nın Roma'da Arapça olarak basılmış hali var elimizde. Arapça. 16. yüzyılda Roma'da yani şeyin e, papalığın ...şeyi var, matbaası var. O matbaada Arapça kitaplar basıyorlar. 16. yüzyıldan bahsediyorum. Ve orada tabii ki... ...anatomiyle alakalı bir sürü malumat var. Ve Müslümanların anatomi alanında... ...yaptığı inanılmaz çalışmalar evet. var. Onların hepsinin gayet iyi farkındalar. Şimdi burada tabii Sezai Karakoç'un da... ...dikkat çektiği bir şey var. Yani bu kadar çok şey... ...İslamlar öğreniyorlar. E, ama İslam'a karşı... ...bir direniş... ...tabii o kapalı medeniyet olmanın... ...gerektirdiği bir şey ile e, Sezer Karakoç e, medeniyetleri iki ayırıyor. Bir eski çağ medeniyetleri Çin, Hint, Roma, Yunan vesaire. Bir de yeni çağ medeniyeti İslam. Yani e, ve burada Batı'nın en büyük hatasını ki e, sonunda da Batı medeniyetinin krize girmesinin en önemli sebebi olarak bunu görüyor. Yani bir yeni çağ medeniyetinden istimdat etmek yerine gidip bir antik çağ medeniyetinden yani bir ölü medeniyetten istimdat etmeye çalışmaları ve o şekilde Batı'ya yeni bir enerji kazandırmaları ve bunu da en çok istifade ettikleri İslam medeniyetine karşı bir destek kaynağı olarak değerlendirmeleri yani şimdi bu insanlar işte bu kadar Arapça ile iç içeler İslam bedeniyetine bu kadar istifade ediyorlar İslam'ın üstünlüğünü görüyorlar ve o çağın ruhu olan İslam medeniyetini gördükleri halde gidip tekrar kadim bir ölü medeniyetten, işte Yunan medeniyetten, Roma medeniyetinden yani bir güç alarak yeni bir atılım gerçekleştirmeye çalışıyorlar. Dolayısıyla o atılım aslında aynı zamanda onun sınırlarını da bir şekilde belirlemiş oluyor ve yani günümüzde müşahede ettiğimiz kriz de aslında o antik çağdan ve Yunan medeniyetinden tabi esas arka planda İslam'dan hani beslenerek yapılan atılımın son noktaya gelmesi, tekamülünü tamamlaması şeklinde değerlendiriyor. Artık bundan sonra daha ileri gidebileceği bir yer yok. Şimdi evet. orada müsaade edersen bir, nok, biraz, bir evet. noktayı birazcık daha şey yapalım, netleştirelim. Şimdi Sezai Bey'in farkında olduğu şey ve altını çizdiyorsunuz, modern batı medeniyetinin öyle işte çok gerilere gitmediği. Modern batı medeniyeti gerçekten de 16. 17. Evet. yüzyıldan sonraki bir hadise. Evet. Burada Sezai Bey'in e, mevcut söylemlere dikkate alarak e, Batılıların kendilerini e, Antik Yunan ve Roma ile irtibatlandırarak e, sahip oldukları düzeni onlar üzerinden meşrulaştırmaya çalıştıkları bir vaka. Evet. Ve Sezai orası... Bey bunu evet. ciddi alıyor. Evet. Evet. Ama bugün biz yakından baktığımız vakit e, aslında e, bu şeyin yakıştırmanın e, tarihi olarak anlamlı olmadığını rahatlıkla görebiliyoruz. Hı hı. Ya mesela şöyle bir söylem var ya bir anlayış var. Batılılar hukuklarını efendim şeyden e, Roma hukukundan aldılar. Evet. Halbuki e, o vakit baktığınızda yani 16. E, yüzyılda 17. E, yüzyılda bütün dünyaya baktığınızda canlı olarak uygulanan bir tane hukuk sistemi var başka yok dünyada. Evet. Gerçekten bir tane. O da fıkı. Evet. Canlı başka bir hukuk sistemi yok. Ne Fransa'nın bir hukuk sistemi var, ne İngiltere'nin hukuk sistemi var. Almanya'da zaten öyle bir şey yok. Avusturya-Macaristan İmparatorluğu var. Avusturya-Macaristan İmparatorluğu ile alakalı son zamanlarda yapılan çalışmalar var. Orada çok açık bir şekilde üzerinde durdukları şey şu: Avusturya-Macaristan İmparatorluğu da kendisine ideal olarak Osmanlı Devletini almış. Evet. Yani şey de. ...mesela bir makalelerden birisinin tam adı... ...şöyle Almanca yazılmış bir makale... ...das Problem der... ...verbildhaftig... ...geit des Osmanischen Reiches... ...diye. Yani Osmanlı Devleti'nin... ...örnek olma... ...meselesi. Hı hı, Avusturya Macaristan... ...İmparatorluğu'na. Yani baktıkları vakit... ...Avusturya Macaristan... ...İmparatorluğu baktığında... ...Osmanlı Devleti'nde bir düzen var... ...hukuk düzeni var. O hukuk... ...düzenini örnek olarak kabul ediyor... Onun etrafında zaten kendi düzenini kuruyor. Evet. Şimdi böyle bir şey. Şimdi bunu Ama maalesef bunu mesela itiraf etmek yerine e, orada hani sizin de söylediğiniz gibi işte yeni bir kurgu e, üretilerek e, şeyi e, diğer medeniyetlerle ilişkiyi yok sayma, inkar etme. Evet. Halik mesela Müslümanlar gayet açık. Biz diyor Yunan'dan, işte Aristo'dan, Eflatun'dan şunları tercüme ettik, okuduk, öğrendik vesaire. Yani bu İslam'ın açık medeniyet olma özelliği. Halbuki e, halbuki Batılılar hani burada İslam'dan birçok şeyler öğreniyorlar ama bunu üstünü örtmeye çalışıyorlar ve e, kendilerine işte kadim e, bir e, kök olarak işte Yunanı ve Romayı e, göstermeye çalışıyorlar. Diğer kadim medeniyetleri reddeden işte İslam medeniyetini yok sayan yani e, işte e, diğer medeniyetleri yok sayan bir yaklaşım içine giriyorlar. Yani halbuki e, diğer büyük medeniyetler eski medeniyetleri tevarüs ederek onlarla bir varis ilişkisi kurarak e, ilerliyorlar. İslam medeniyetinin yaptığı da bu aslında. Fakat Batı medeniyeti bir şekilde bunların hepsini reddetme gibi bir yol izliyor. Seda karkış diyor ki e, işte yani Batı böyle eski Yunanla e, bağlantı kurarak yeni bir anlam bulacağını zannediyordu. Batı yanılıyordu. Rönesans yeni değil, yenilenişti. Antikiteden ilham ilham alınıyordu. Böyle olunca yeni bir insan ve medeniyet gelmiş değildi. Belki eski ve şahsiyetli bir medeniyete güçlü bir özenti söz konusuydu. Yani bu yeni bir medeniyet değil aslında diyor. Yani Eskiye bir özenti yani eski Yunan'a özenti, Roma'ya e, özenti şeklinde ama zaten o da ölü medeniyet. Yani e, üzerinden bin yıl geçmiş bir medeniyet Oradan ne alıp e, canlandırabilecek hani. Sizin de söylediğiniz gibi. evet Şimdi yani burada Sezai Bey'in altını çizdiyorsunuz diğer taraftan. Modern batı medeniyeti çok ciddi bir şekilde Müslümanların sağladığı imkanları sonuna kadar kullandı. İstifade ettiler yani. Gerçekten evet. çok fazla istifade ettiler. Şimdi mesela o istifadenin böyle nokta nokta izlerini sürmek mümkün. Mesela diyelim Descartes'in bütün felsefesi ki modern düşüncenin işte babası olarak kabul edilir, modern felsefenin kurucu babası olarak kabul edilir. Yani Descartes'in metinlerini böyle adım adım diyelim Şemsettin Semerkandi'nin metinleriyle birbiriyle irtibatı içerisinde bir gün bir program yapalım. İnşallah. O programda gerçekten de hatta birkaç program olabilir evet. Descartes'la şeyin Şemsettin Semerkandi'nin metinlerini şöyle yan yana koyalım, birlikte okuyalım. Göreceksin ne çıkacak karşımıza. Yani o kadar e, irtibatlı ki çok açık. <laughs> Şimdi ama e, bu irtibatlar açık irtibatlar açık olmakla birlikte Batılılar e, şeyi e, kendilerinin e, İslam medeniyetinden istifade ettiğini e, üzerine örttüler. Yani bu biliyorsun hakikatin üzerine örtmeye zaten ne denir Arapça'da küfür. Evet. Yani küfür illa tahkir etmek anlamına değil yani dışlamak falan değil. Yani şey içinde evet. yani çiftçilerin çiftçilere de yani Tohumları tohumu ekip de yani. üzerine örttüğü için yani ona da kafir tabir onun içinde kullanılıyor hakikatin üzerine örtmek buradaki hakikat Batı Avrupa'da yaşayan insanlar hayat yani o ruh dediğimiz şeyi canlarını oluşturdukları düzeni Müslümanlardan aldılar fakat o aldık aldıkları düzeni o kaynağı Müslümanlar ki Osmanlı dünyası yani adını tam koyalım Osmanlılardan aldılar Osmanlılardan almış olmakla birlikte bunun üzerine örttüler. Bu özellikle 17. ve 18. yüzyılı incelediğinde çok net görüyorsun, takip ediyorsun. Fakat 19. yüzyıla gelindiğinde bir onlar bir düzen oluşturdular. Düzen oluşturduklarından oluşturduktan sonra işte Kant'ın çok meşhur bir sözü var, saperau'de diye. Sapere aude aydınlanmanın şeyi gibi. Yani sloganı gibi. Kendine güven. Hı hı. Şimdi o kendine güven insanlar şey olarak düşünür. E, her bir bireyin aklına güvenmesi falan. Yani öyle anlarlar. Bir manası belki o olabilir ama esas manası şu. Batı Avrupa'da yaşayan insanlara söylüyor bunu Kant. Kendinize güvenin. Yani Batı Avrupalılar olarak siz de kendiniz de bir düzen oluşturabilirsiniz. Bu düzen oluşturma imtiyazı Müslümanlara, Türklere has bir şey değil. Yani bu Türklerin nasıl bir düzen oluşturduğu ile alakalı şeye baktığınız vakit mesela Martin Luther bak 16. yüzyılın önemli isimlerinden birisi Martin Luther diyor ki şeylerinde bir e, konuşmasında e, bu diyor şey e, Türklerin dini yok, imanı yok ama dünyayı en iyi yönetmeyi bilenler bunlar diyor. Düzen kurmak, organize olmak, bu organize işi yani bir sistem kurmak, devlet oluşturmak öyle diyelim Türklerin işi. Bunu en güzel onlar yapıyorlar diyor. Çok açık. Mesela şeyin Ulrich Zwingli diye yine Reform Hareketi'nin öncü isimlerinden birisi var. Adamın mesela kilise e, kiliseyle devlet arasındaki ilişki nasıl olacak sorusunu e, cevaplarken geliştirdiği modele bak. E, Osmanlı Devleti'ndeki ulemanın konumunu dikkat alıyor. Ulema ile padişah arasındaki irtibatı Batı Avrupa şartlarına tercüme ediyor, transfer ediyor. Mesela başka bir şey. Mesela Almanya'da şu anda hala canlı olarak bildiğimiz şey var. Bu kilise devlet ilişkileri. O kilise devlet ilişkilerine bakıyorsun. Kiliselerle devlet arasında bir sözleşme var. Ve devlet diyor ki siz yani tanımlıyorlar alanlarını. Ben sizin işlerinize karışmayacağım. Siz de benim işlerime karışmayacaksınız ama benim oluşturacağım üst düzene de uyacaksınız. Yani bu. Bu Osmanlı'daki millet sisteminden başka bir şey değil yani. Osmanlı'daki millet sistemi bakın onu tutup Hristiyanların o kiliselerin olduğu şartlara tercüme edip orada uygulamaya e, teşebbüs ettiğinizde tam da bu şey. Yani e, Almanya'da şu anda hala uygulanan Avusturya'da vesaire uygulanan sistemin e, arka planını görebilirsiniz orada. şimdi Dolayısıyla şimdi daha bir sürü yani bu yüzlerce örnek verebiliriz. Şimdi Sezai Bey bunun farkında. Sezai Bey'in altını çizdiği susçurası. E, diyor ki siz Bey, Batılılar e, İslam medeniyetinden yani İslam medeniyetinin esas kaynaklarından istifade etmediler. E, şeylerden Müslümanların oluşturduğu düzenin kendisini kaynak olarak kullandılar ve kullandıktan sonra da o e, istifade ettiği kaynağın üzerine örttüler. Üzerine örttükten sonra ki 19. yüzyıldan sonra kendileri kendi başlarına bir düzen oluşturmaya teşebbüs ettiklerinde adım 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 e, bütün o ruh ruhun ölümü dediği evet. ruhu öldürdüler. İnsanlığın hı. yani kendi etkin oldukları e, bölgelerdeki e, o canlılığı, ruhu öldürdüler. Evet. Asas mesele şurada. Yani orada iki tane zaten, yanılgı ortaya çıkmış ha, oluyor. Ama şunu söyleyeyim bak evet, bir cümle daha söyleyeyim. Hı. Burada önemli olan nokta şurası. Ruh zaten İslam dünyasındaydı. Hı hı. Ruhuyla bedeni birlikte evet. e, İslam, Osmanlı dünyasında tahakkuk etmiş bir şey vardı. Bedeni gördü Batılılar. Bedeni ruhsuz olarak üstlendiler. Ve, ve Osmanlı toplumuyla irtibatı <laughs> sürdüğü müddet <laughs> sanki ruhu varmış gibi devam etti. Evet. Ve Osmanlıyı evet. da biraz <laughs> ötekileştirerek ona karşı bir anlamda kendi tezlerini, tavırlarını ortaya evet, koydular. Evet. O sürede yaşayabilirler. Ama Osmanlı devleti e, geri plana düşüp, etkinliğini yitirince ki bunlar başıboş kaldıkları andan itibaren o ruhsuzlukları kendilerini izhar etti. Evet. Evet. Yani burada yani Batı medeniyetinin diğer medeniyetlerle kurduğu ilişki aslında ileriye doğru kendi sonunu da hazırlayan bir çıkmazlığı da doğuruyor. Bu tabi sadece İslam medeniyeti değil diğer medeniyetlerle de tamamen düşmanca ve onları yok sayan bir ilişki içerisine giriyor, onları inkar eden bir ilişki içerisine giriyor. Kendine eski Yunandan ve Roma'dan başlayan bir ne bileyim geçmiş üretmeye çalışıyor. Evet Sezer Karakoç diyor ki eski medeniyetler bir kenara bırakılamaz. İnsan ruhunun tarihi gibidirler. İnsan başarısının sergileridir onlar. İnsan çelesinin vazgeçilmez anıtlarıdır. Mezopotamya, Mısır, Grek, Roma, İslam ve Rönesans sonrası Batı medeniyetleri insanlığın bir akış içinde kendini gerçekleştirdiğinin vazgeçilmez e, hikayesidir. Evet şimdi burada tabii bir e, yani diğer bu bütün insanlık mirasını reddeden bir medeniyet yaklaşımı var. Halbuki İslam medeniyeti söz konusu olduğunda Hz. Adem'den başlayıp günümüze kadar devam eden peygamberler silsilesi üzerinden gelen bir yankı. Tabi aynı Hristiyanlıkta da var, Yahudilikte de var. Yani peygamberler silsilesi üzerinden ve o diyor ki insanlık tekrar bu medeniyet muhasebesini yapmak ve peygamberlerin yolu olan hakikat medeniyetine dönerek yenilenmek, tazelenmek, yeni bir ruh ve hayat kazanmak, dirilmek zorundadır. İnsanlığın ruhu bu yeniden doğuşa e, gebedir. Artık çağımızda bölge bölge diriliş değil, bütün insanlığın dirilişi söz konusu olmaya başlamıştır. Dolayısıyla yani Müslümanlar olarak da yapılacak olan şey yani sadece bir bölgede diriliş değil tüm insanlığın medeniyetinin ve ruhunun dirilişi e, olması gerekir şeklinde küresel bir vizyon e, ortaya e, koymuş oluyor. Kıymetli seyirciler, e, programımızın birinci kısmını burada e, bitirmiş oluyoruz. İkinci kısmında görüşmek üzere. Evet, kıymetli seyirciler, e, Açık Medeniyet programımızın ikinci bölümüne e, hoş geldiniz. E, İnsanlığın Dirilişi isimli eseri üzerinden e, Sezai Karakoç'un medeniyet anlayışını özellikle de bu kitapta dile getirmiş olduğu e, istikbal tasavvuru, e, gelecek e, düşüncesini e, Tahsin Görgün hocamızla birlikte müzakere ediyoruz. E, Sezai Karakoç diyor ki insanlık şu anda bir medeniyet krizi yaşıyor. ...ve bu krizden nasıl çıkılabileceğinin yollarını ortaya koyuyor. İnsanlığın bir medeniyet krizi içerisinde olduğu hemen hemen genel bir kanaat... ...yani hem doğuda hem batıda önde gelen düşünürlerin sık sık ifade ettikleri bir kanaat... ...ve bu aslında 20. yüzyılın başından beri sürekli ifade edilen bir kanaat. Ancak bunun sebepleri nedir? Sonuçları nedir? Buradan çıkış yolu nedir? Bu konuda farklı e, görüşler var. Tabi Sezai Karoç burada kendisi e, kendine has bir yaklaşım e, sergiliyor. E, özellikle de e, metafizikten kopuşun e, burada çok önemli bir e, sebep olduğunu ifade ediyor. Diğer yandan kadim medeniyetlerle özellikle de yeni çağ medeniyeti olarak isimlendirdiği İslam medeniyetiyle Batı medeniyetinin ilişkisinin sağlıklı kurmamasından, hatta bunu tamamen inkar etmesinden günümüzdeki krizin doğduğunu söylüyor. Yani Batı medeniyeti bir ölü medeniyet olan Yunan ve Romadan destek alarak bir Rönesans gerçekleştirdiğini iddia ediyor. Yeniden bir doğuş, yeniden bir canlanış gerçekleştirdiğini iddia ediyor. Ama o diyor ki bu ölü medeniyetin mirasıyla yeni bir canlanma ancak bu kadar olabilirdi. Bu da sonuna gelmiş durumda. Bundan sonra artık bir çıkış söz konusu değil. Burada tekrar hani Batı medeniyetinin İslamla barışması lazım. Hakeza Doğu'nun yani Çin'in, Hindistan'ın onların da İslamla bağdaşması lazım. İslam uzlaştırıcı bir güç. Yani Doğu ile Batı'yı uzlaştıracak bir güç. Zaten bunun tarihteki örneklerini de görüyoruz. Ee, malumunuz İran ve Bizans sürekli savaş halindeydi. Bu İran-Bizans savaşı'nı ortadan kaldıran İslam oldu. Ee, İslam sayesinde o İslam ve e, e, Bizans ve İran e, 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 coğrafyası yeniden barış içinde bir ortak zemin e, oluşturmuş e, oldu. Evet e, ve yani Sezar Karakaçın önerdiği çözüm yani insanlık tekrar Peygamber silsilesinin oluşturmuş olduğu. ...medeniyetle yeniden bağlantısını kurması lazım. Böyle geçmişi reddederek, geçmiş medeniyetleri yok sayarak biz bir yere varamayız. Hazreti Adem'den başlayıp günümüze kadar devam eden ve İslam'la tekamül edip... ...zirveye çıkan hakikat medeniyetini bizim yeniden inşa etmemiz lazım. Ve bu da bölge bölge değil, küresel olarak gerçekleşecektir diyor. Evet, evet. Şimdi bu mevcut krizin sebeplerini konuşmuş olduk. Biraz daha Hocam, konuşalım. Biraz daha derinle evet. tahlil şimdi. edebiliriz. Evet. Mesela bir yerde diyor ki işte pratik teoriyi yendi. Mesela bir yani bu krizin bir tezahürü olarak pratik teoriyi yendi. Teknik teori yendi. İşte deha vahye galip geldi diyor. İşte fizik metafiziğe Galip geldi diyor yani böyle dengeler bozuldu e, diyor yani fizik metafizik dengesi bozuldu deha vahiy dengesi bozuldu halbuki bunların beraber olması lazım burada sahte ikilemler e, Batı üretti yani fizik metafizik ikilemi sahte ikilemi işte deha vahiy sahte e, ikilemi yani akıl ve din e, ikilemi gibi işte modern ile kadim çatışması ikilemi gibi böyle sahte ikilemler işte pratik teori ikilemi gibi ve bunlarda da işte pratiği, efendim işte e, yeniyi e, dehayı, fiziği diğerine galip e, getirdi. Evet, e, bunları tabi sebepler olarak e, söylüyor. E, bunları tabi daha da tartışalım çünkü hani e, e, esas e, konu hani burada Sezai Karakoş'un ortaya koyduğu gelecek vizyonu ve bu gelecek vizyonu içerisinde vahili irtibat. Peygamberler yoluyla e, irtibat e, sebepleri biraz daha tartışalım. Burada Neden tabi, hani şu anda krizdeyiz? Evet, krizle alakalı olarak Sade Karakoç'un e, İnsanlığın Dirilişinin 19. sayfasında son paragrafta şöyle başlıyor: Ortaçağa karşı çıkar gibi görünüp İslam'ın yolunu kesmek hı hı. ve onun yerini almak isteyen Rönesans artık çağımızda tükenmeye yüz tutmuştur. Evet. Şimdiye kadar ayakta duruşunun sebebi. Batının dışına çıkmamış olmasıydı. Hı hı. Yani şeye kadar, şimdiye kadar derken, yani e, çok hakikaten çok ilginç bir nokta. E, şimdi okuduktan sonra biraz daha e, bunu bunu müzakere etmemizin çok faydalı olacağını düşünüyorum. Şimdi adeta insanlık tarafından yağma edilmek tehlikesiyle karşı karşıya. Yani işte teknik teknolojik şeyler Batı'da ne varsa artık dünyanın her yerinde oldu. Hı hı. Yani dolayısıyla Batıya özgü bir şey kalmadı. Şimdi bu tabi çok ilginç bir şey. Cezayir Karakoç evet. bunu 1970'li yıllarda tespitini yapıyor yani. Evet. Şimdi adeta insanlık tarafından yağma edilmek tehlikesiyle karşı karşıya. Görünüşte uygarlık olarak bütün insanlığa yayılmakta. Gerçekte ise fazla yayılıştan etkisini ve kendine karşı olan tepki ve direnişlere kendisinin dışında olan tepki ve direnme güç ve güvenini yitirmekte. Bir bakıma sanki Batı uygarlığı bütün insanlık tarafından emilmekte, yutulmakta, somurulmakta ve böylece insanlığın büyük kantite ve öz potansiyeli içinde eriyip kaybolmakta. Görünüşte o bütün dünyayı tutmakta, gerçekte ise dünya ve insanlık artık adeta şifasız hale geldiğini anladığı veya duyduğu yarasının ateşiyle bir damla da olsa batı kadehindeki suyu başına çekmekte. Ama bu su tuzlu suymuş, asitmiş, dinlediği yok dünyanın. İnsanlık Batı'yı içiyor. Evet, insanlık Batı'yı içiyor. Fakat bu içiş onu şifaya götürmüyor. Hatta yavaş yavaş zehirliyor. Evet. Yani evet. şimdi burada çok ilginç bir şey. E, baktığınızda, diyelim e, işte bir Cezayir Karakoç'un bu satırları yazdığı zaman da, e, mesela bir malın kalitesi hakkında e, bir şey söylemek isterseniz Çin malı demek yeterliydi yani. 1970'li yıllarda. Hala yani hatta Çin malları henüz bize ulaşmamıştı bile. Gerçekten çok kalitesizdi yani. Yani Çin malı yani. 80'li 90'lı yıllarda biraz böyle yaygınlaşmaya başlandı. Yani şu anda baktığınız vakit kullandığımız en kaliteli şeyler Çin'de üretiliyor. Yani Almanya'da değil, Amerika'da değil, İngiltere'de değil, Fransa'da değil. Çin'de üretiliyor. Ve Çin'de teknolojinin en ilerisi artık. Propagandanın en gelişmişini Çinliler biraz sonra konuşacağımız evet, evet. konular arasında evet. o da var. Yani Çinliler artık batılıların yapabildiğini çok çok daha fevkında işler yapıyor. O zaman Batı'nın temayüz ettiğini söylediği işte bilim, teknik, teknoloji biz bunlarla var olduk. Biz bunlarla temayüz ettik dediği şeylerinin hiçbirisi artık Batı'ya özgü değil. Evet. işin ilginç tarafı Mesela bu diyelim bu bizim korona'ya karşı aşıyı önce Çinliler mesela, buldu mesela. değil <laughs> mi? Mesela. Evet. ama işin ilginç tarafı korona en azından söylem böyle hikayeler böyle ilk defa Çin'de ortaya evet, evet. çıktı. Dünyaya oradan yayıldı falan. Ama Çinliler en az zararla e, bunu atlatan Atlattılar, e, hatta kara çevirdiler. Mesela. Yani. yani bütün dünyaya maske sattılar. Mesela, aşıyı üretip aşıyı sattılar. Mesela. Evet. Yani şimdi bunları dikkate aldığınız vakit e, ortada ee, şöyle bir şey var artık e, işte dünyada böyle kendisini ben batılıyım, batıyım, şöyleyim, böyleyim falan diye e, batının temayüz ettiği daha doğrusu 19. yüzyılda övündüğü ne varsa bana ait e, diyerek övündüğü ne varsa övündüğü şeylerin tamamı e, dünyanın malı oldu. Evet. Dünyanın başka taraflarının artık batı diye bir yer kalmadı çünkü bütün dünya ...bu manada batı... Hı hı. ...şimdi bunu... ...fakat işin ilginç tarafı... aykara Karakoç'un zaten altını çizdiği husus bu... ...bu bizim sorunlarımızı çözmüyor... Hı hı. ...aksine... ...batıdaki... ...sorunları küreselleştiriyor... Evet. ...ve batıdaki o... ...ruhsuzluk... ...yani o güç, güce tapınma... ...yani aykara Karakoç'un... ...hep işaret ettiği şeyler... ...mesela insanların... ...diyelim nedir gelecekle alakalı olarak Umudunun bitmesi bir ahiret inancının olmayışı mesela insanların şeylerle ibadethanelerle tanrılerle irtibatının turistik bir hale dönüşmesi yani mesela yani günümüzde de onu görebilirsiniz yani insanlar diyelim Müslümanlar işte Süleymaniye camisinin ne için gider acaba Normal şartlarda ne için gider? Yani ibadet etmek için. Ama İstanbul'a gelen insanlar yani Müslümanlar bakıyorsunuz Süleymaniye'ye gidiyorlar doğru ama ne için? Turistik amaçla yani görmek için. Şimdi bunu dikkate aldığınız vakit Sıza Karakoç'un altını çizdiği husus. Yani o batılılara ait olan diyelim... 19. yüzyılda batılıların yaşadığı hayatın ruh ruhunun şey yapılması, nef yedilmesi, bitirilmesi e bakıyorsunuz şeyde dünyanın başka taraflarına aynı zamanda Müslümanlar söz konusu olduğunda da Müslümanlara da sirayet ediyor. E dolayısıyla Batı medeniyetinin kendi içerisinde taşıdığı buhran yani Batı'da kalmıyor, küreselleşiyor. Ve işin ilginç tarafı şu: Batılılar bu e, krizin e, çözümü e, söz konusu olduğunda bunun çözümüyle alakalı yapabilecekleri hiçbir şey yok. Evet. Olsalar gerçekten yaparlar yani. Ya zaten e, şu anda hani Batı medeni en büyük krizi e, e, Batı medeniyetinin ortaya koyduğu özellikle teknolojinin, bilim ve teknolojinin sebep olduğu hasarı insanlar Batı medeniyetine tamir et diyorlar ve tamir etmesi için çözüm bekliyorlar. İşte dünyada işte adaletsizliklere karşı, mesela insan hakları ihlallerine karşı, ekonomik adaletsizliklere karşı, sosyal adaletsizliklere karşı Batı medeniyetine beklenti var ama Batı medeniyet bir çözüm üretemiyor. Yani çevre sorunlarına bir çözüm üretemiyor, sosyal adaletsizliklere, ekonomik adaletsizliklere bir çözüm üretemiyor. Dolayısıyla yani bir taraftan hani Batı medeniyetine karşı bir hayranlık ve özenti söz konusu ve oradan bir beklenti söz konusu. Tüm beşeriyetin hani e, ve bu beklentilere de bir çözüm üretme söz konusu. Tamamen bencil bir şekilde kendini düşünen bir e, yaklaşım e, söz konusu. Yani insanlığa çözüm üretme. Mesela Afrika'ya ne çözüm üretiyor Batı? Efendim işte eee Orta Asya'ya, Latin Amerika'ya işte Çin'e, Japonya'ya ne çözüm e, üretiyor? Mesela şu koronavirüs salgınında Suriye gördük. Suriye'ye, Suriye'ye ne ha, çözüm Suriye üretti? ne çözüm üretti? Irak'a ne çözüm üretti? Yani göçmenlik sorununa ne çözüm üretiyor? Afganistan'a ne çözüm üretti? Ha, evet. ne çözüm üretti. E, tamam madem ki sen dünyanın en güçlü medeniyetisin. Tamam. Küresel medeniyetsin. Tamam. Tek medeniyetsin. Tamam. Peki insanlar ne sunuyorsun? İnsanlığın sorunları konusunda ne yapıyorsun? E, mesela şu anda bu e, e, adaletsizliklerden dolayı dünyadaki gelir dağılımı, ekonomik adaletsizliklerden dünyadaki küresel kaynakların paylaşımındaki sorunlarından dolayı dünyada bir göç var. İşte ee, işte insanlar hani e, refah memleketi olarak gördükleri Avrupa'ya göç etmek istiyorlar. Legal, illegal yollardan. Peki sen buna ne çözüm üretiyorsun? Mesela adaletsizliğin de ötesinde yani mesela Suriye'de yaşayan insanlar niye göç etmek istiyor? Tabii kendi memleketinde huzurla Yaş, Yaşı, yaşayamıyor. De. Evet. Tabii önce sen gidip oraya yani yani bırak yani insanlığa çözüm üretmeyi tam tersine sorun üretiyor, Distabilize ediyor. Yani işte. mesela evet. e, Libya'da yaşayan insanlar Evet e, Libya'da yaşayan insanlar niye tutup da Tabii. E, başka yere gitmek Tabii istesin? Yani, yani o kadar petrolün çıktığı, bu evet. kadar zenginliğin olduğu memleketteki adam niye hani ölüm tehlikesini göz alarak başka memlekete gitmek zorunda kalsın ki? Ya düne kadar Libya dünyanın en zengin ülkelerden bir tanesiydi yani. Şimdi insanlar kaçmak istiyor oradan. Yani yani bunu bu hale getiren de gene batılı ülkelerin oralardaki destabilizasyon politikası. Evet. Dolayısıyla tüm insanlığa hani refah sunmak, tüm insanlığı mutlu etmek yerine tam bencil bir şekilde kendini kurtarma derdinde ve mesela şu koronavirüs salgını sürecinde de bunu çok iyi gördük. Aşı üretiyor yani bunu tüm dünyayla paylaşmıyor. Yani tamam ben işte güçlü medeniyetim, güç zengin ülkeyim ve hani insanlığın dertlerine çözüm üreteceğim gibi bir yaklaşım yok. Yani tam tersine bencil bir şekilde kendini korumaya alma yaklaşımı söz konusu. Şimdi burada Sezai Karakoç'un şöyle bir öngörüsü var. Diyor ki bugün bütün insanlık kölelerin Romaya isyanı gibi isyan içindedir. Batıya karşı Batıya özeniş. Ve batılaşır gibi görünen şey aslında batının silahıyla donanmak, batı gücüne kavuşmak, sonra da batının etkisinden kurtulmak arzusunun görünüşlerinden başka bir şey değildir. Batı etkisinden kurtulunca ne olacaktır? Yani mesela e, Çin e, batılaşıp gücü elde edip ondan sonra batıdan intikam almak istiyor. Evet, evet. Yani ve diğer ülkelerdeki psikoloji de yani Sezai Karakoç bunu bu şekilde e, değerlendiriyor. Biz batılaşacağız. Batı gibi güçlü olacağız. Ondan sonra batıdan öcümüzü alacağız. İşte Latin Amerika'da, Afrika'da, Asya'da böyle bir yaklaşım olduğunu yani şuur altında böyle bir düşünce olduğunu e, söylüyor. Evet bu konuda e, diyor ki yani bu insanlar eğer ee, işte Batı bilimini elde ederlerse, teknolojiyi de elde ederlerse, bundan sonra ne olacak? Evet, yani evet. diyelim e, şeyler e, atom batı, bombasını evet. mesela önce Batılar icat etti, sonra Çin, Hindistan bunlar da atom bombasına sahip oldular. Mesela Çin, şimdi bu atom bombasını nasıl kullanacak? Evet, evet. E, ve yani yani kullanmaya teşebbüs ederse <laughs> evet. ne olacak o zaman? Kime karşı kullanacak? Evet. Evet yani şimdi bunu e, dikkate aldığınız vakit e, yani hakikaten de e, size Karakoç'un e, ifade ettiği altını çiz diyorsunuz Eğer diyor e, sizeye Karakoç bu e, insanlığın dirileşiliğininde bir yerde öyle ifade ediyor Eğer e, biz bütün insanlık tarihini batılıların düşündüğü gibi e, sahipsiz bir alan olarak e, düşünecek olsak yani hiç gayret etmeye gerek yok çünkü insanlığın sonu geldi der bırakırız her şeyi. Evet. Yani öyle. Umut yok çünkü gerçekten umut yok. Niye umut yok? Hesap kitap yaptığınız vakit e, insanlığın şu andaki mevcut insanlığın varlığını sürdürmesi, e, varlığını devam ettirme ihtimali e, yok olma ihtimaline göre çok düşük. Evet. Yani yok olma ihtimali çok çok daha güçlü. Niye? Ee, şu andaki mevcut silahlar kullanılmaya başlandığı anda yani onun onda biri bile kullanılsa mevcutsa onda birine ne? Yüzde biri. Yüzde biri kullanılacak olsa yeryüzünde bir tane bile insan kalmaz. insanlık evet. İnsanlık yok olur. E, dolayısıyla yani bu el, insanların elinde silahlar var. ve bu silahı her an kullanabilirler. Peki niye peki her şeye rağmen biz yine de insanlığın geleceği ile alakalı kaygı taşıyıp insanlığın geleceğini her şeye rağmen teminat altına e, alabileceğimizi o yönde gayret e, etmenin anlamlı olduğunu neye dayanarak düşünüyoruz? Siz aykara Koç tam da burada zaten. Ebal alemlerin Rabbi'nin var olduğunu ve alemlerin Rabb'inin insanlığın kaderini insanlara terk etmeyeceğinin farkında. Evet. Bu mevzuyu biraz daha açarsak hocam bu Roma'da kölelerin isyanı nasıl oldu ve yani o Roma'daki kölelerin isyanıyla bugün çünkü o köleler malum Afrika'dan getirilmiş olan kölelerdi. Yani o kölelerin isyanıyla bugün işte Avrupa tarafından sömürgeleştirilmiş köleleştirilmiş milletlerin Avrupa'ya, Batı'ya karşı isyanı işte bu benzerlikler farklılıklar noktasında bu nasıl mukayese yapabiliriz? Şimdi şöyle bir şey var. bir defa Günümüzde e, Batılların oluşturduğu e, küresel bir sistem var. Bu bir vaka evet. yani. Hı hı. E, bunu çok farklı şekillerde takip ediyoruz, görüyoruz ve e, Batıllar e, her şeyde yani her e, halükarda öyle bir düzene kuruyorlar ki, hani şöyle bir söz vardır ya Türkçe'de şampiyon belli ikinciyi konuşalım. Evet. Hı hı. Yani o bütün e, mekanizmalarda. Her halükarda kendileri su üstünde kalıyor ve geri kalan insanlar, toplumlar hep bir iki adım geride. Ama bu kalıcı olarak böyle olamaz ki yani. Bu netice itibariyle hatta bir dünya tarihçisi var, Cliff Ponting diye. Cliff Ponting'in dünya tarihinin son kısmında, o kitabının son kısmında ifade ettiği bir şey var. Bu kitap 2010'larda yayınlanmış bir kitap yani nispeten yeni bir kitap. Bu kitabın sonunda doğru diyor ki, Batı'nın yeryüzündeki hükümranlığı çok kısa sürdü diyor. Ve bu tarih de veriyor. Diyor ki Batı'nın yer küre üzerindeki hükümranlığı 19. asrın ortalarında başladı. Yani 1850'lerde başladı. 1940'ta bitti. Bu kadar yani. Tarih belli. 1850-1940 yani 90 yıl. Hadi bilemedin 100 yıl. Yani bize hep şöyle bir görüntü var ya. Batı her zaman hakimdi. Batı her zaman vardı. Batı her zaman dünyanın merkeziydi. Batı hep böyle bir hikaye, bir kurgu var. E, ve bu e, şu andaki tarih kurgusu hep bunun üzerine kurulu. Avrupa merkezci, Batı merkezci tarih kurgusu diyoruz ama bu yanlış. İşin gerçeği şu, e, şeylerin, Batılıların yeryüzünde hegemonya oluşturduğu vakit 1850-1940. 1940, 1940 niye? İkinci Dünya Harbi başladı. İkinci Dünya Harbi ile birlikte... Batı, Avrupa dediğimiz yer çöktü, çöktü, yok oldu, sıfırlandı aslında. Şimdi ama bu ilginç bir şekilde tabii Sezai Bey'in de e, özellikle altını çiziyorsunuz İkinci Dünya Harbi diyor Sezai Bey, e, Batı için bir felaketti, onun sonunu getirdi. Ama Batı dışı toplumlar için özellikle dünyanın mazlum milletleri için bir rahmetti aslında, evet. bir nimetti. Batılılar birbirine düşünce onlar kendi eee hayatlarına belli ölçüde bir düzen verme. Bir anlamda istiklallerin en azından evet. belli bir yere kadar kazanma imkanı elde ettiler. Şimdi bunu Şeklondansa bir istiklal elde etmiş oldular ve to, tabii çok önemli. Şimdi bu postkolonyal dönem dediğimiz yani sömürgecilik sonrası dönemi Roma'daki kölelerin e, isyanıyla mukayese edebilir miyiz? Şimdi köle isyanıyla alakalı bir konuyu biraz evet. daha e, ifade netleştirelim. Hı. Şimdi Sezai Bey'in çokça irtibatlı olarak düşündüğü isimlerden birisi Fransız yazarlarından Albert Camus. Evet. Yani Camus çok önemlidir Sezai Bey için. Gerçekten önemli birisi aynı zamanda. Yani Camus dediğimizde nihilizmi eserlerinde böyle görünür hale getiren zat. Yani onun mesela Vebas, Veba isimli kitabı var. Onu okuduğunuzda yani insanların ölmesiyle farelerin ölmesini aynı dille anlatır yani. Evet. Bayağı bir şey öyle bir anlatır ki okuduğunuzda yani hiç hayatın bir manası yok sıfır yani e, insanlarla fareler arasında hakikaten hiçbir fark yoktur öyle bir dilde anlatır nihilizm böyle bir şey yani şimdi e, Albert Camus'un Lom Revolte diye e, baş kaldıran insan diye bir kitabı da var o baş kaldıran insanın da der ki e, eğer bir köle kölenin özelliği e, hiçbir zaman hayır dememesi. Ama bir köle bir farkına varıp da bir gün hayır diyebileceğini fark ettiği anda kölelik bitmiştir. Yani. Bu tayin edici an odur yani. Hı hı. Eğer bir köle o zamana kadar kölelik yaptı ama kölelik demek zaten hayır dememek. E bu e, hayır deme aşamasına geldiyse birisi artık köle değildir. Çünkü hayır diyor. Şimdi... Batı dışı toplumlara baktığımızda Batı dışı toplumlar hayır demeyi artık öğrendi. Hı hı. Şimdi öğrendikleri için bu hayır demekle birlikte kendi varlıklarını ve benliklerini ben kimim ben neyim nereden geldim sorularını sorduktan sonra şeyle kendi başlarına örülmüş olan çorabın da adım adım çözümünü yapacaklar tabii ki. Şimdi burada Önemli olan nokta şu, Sezai Bey'in üzerinde durduğu, altını çizdiği husus şu. Eğer normal olarak insanlar o klasik geleneksel kültürleri ve medeniyetler içerisinde olduğu haliyle Batılılarla karşılaşacak olsalardı, o klasik değerlerle birlikte Batılılara fazla zarar vermezlerdi. Verecekleri zarar sınırlı kalırdı. Halbuki Batılılar öyle bir şey yaptılar ki, bütün bir insanlığı, kendi kültürüyle, geçmişimiyle, o insani değerleriyle irtibatını kopardı, yok ettiler. Hı hı. Yok ettikleri için şeyler, Batılıların etki alanına girmiş olan insanlar tabir caizse canavarlaştı. Hı hı. Canavarlaştıkları için onlar kendi başlarına gelen felaketin müsebbibinin batı olduğunu fark ederek o kendilerine yapılan adaletsizliklerin hesabını sormaya kalktıkları anda Batılılar bunun hesabını veremezler. Yani gerçekten veremezler. Çünkü e, Batılılar yeryüzünden hakkaniyeti kaldırdı. Hakkaniyeti kaldırmanın esası hakikati reddettiler. Hakikat kavramını terk ettiler işte post -truth. Yani her ne kadar e, Sezai Bey bu metinleri yazdığı zamanlarda post yoktu. Yani hakikat sonrası kavramı yoktu ama siz Bey hakikaten de görmüş yani nereye doğru gidildiğini evet. ve e, şey de yani çok açıktır o şairliğinin verdiği bir şey e, gördüğüm kadarıyla evet. yani akademisyenlerin göremediğini işte o stratejistlerin siyasetçilerin hani göremediğini yani bir mülhem yani ilham yoluyla hani e, görebiliyor Evet e, yani hakikatin inkar edileceğini hakikatte bir şeyin olmayacağını ve ona alternatif olarak hakikat medeniyeti. Ama bu hakikat medeniyeti yani kula kul olunmayan bir küresel düzeni kurabilir mi? Şimdi Roma nasıl bir düzen kuruyor? Kölelik sistemi. İşte modern Batı ne yapıyor? Tüm dünyayı köleleştirmeye çalışıyor. Milletleri köleleştiriyor. Mesela işte Afrika'daki siyahlar. Yani şey pardon, Amerika'daki siyahlar. Yani Afrika'dan yüzlerce, binlerce, milyonlarca insanı köleleştirip Amerika'ya taşıyor. Adeta modern Roma. Yani e, siyahilerin köleleştirildiği ikinci bir Roma'yı kuruyor. E, Tabi bu e, tecrübelerin, acı tecrübelerin yaşamasından sonra yani kula kulluğun sona erdiği, köleleştirmenin olmadığı yani insanın insanı köleleştirmediği, kula kul olunmayan bir sistem e, küresel manada böyle bir sistem mümkün olabilir mi? Bunun yolu nedir? Bu nasıl kurulabilir? Özellikle Karakoş Karakoç bunu bazı zaten farkında böyle bir şeyin mümkün olduğuna yani çok açık yani inanıyor demek yetmez yani. Adı gibi biliyor bunun mümkün olduğunu evet. öyle söylüyor. Adı gibi biliyor farkında. Niye? Şey de yani Sizay Bey'in yazılarını okuduğunuzda 60'lı yıllarda yazdığı yazılar 70'li yıl devam ediyor. Yani hiçbir zaman o inancını terk etmiş değil. Yani o sağlamlıkta hep devam ediyor. Onu görüyorsunuz. Yani en ağır şartlar e, olarak bildiğimiz şartlarda bile yani düşün yani şeyde e, daha önceki programda e, birazcık konuşmuştuk. 1967'de yani e, şeyin e, İslam'ın dirilişi e, kitabı etrafında ortaya çıkan e, o bütün e, hadiseleri düşündüğünüz vakit yani orada e, Sezai Bey'in şöyle yapması beklenir. Ya ya ben bir kitap bile yayınlayamıyorum. Bir dergi bile çıkarabiliyorum. yani benim bir dergi bile çıkarıp kitap bile yayınlayamadığım şartlarda bütün bir insanlığın kaderinin, geleceğinin değişeceğini düşünmek yani. Evet. Ütopya'dan da fazla bir şey evet, deyip evet. vazgeçmesi lazım. Evet. Halbuki öyle değil. Yani mahkum değil. Değil, kesinlikle değil. Mahkum değil. Değil. Yani mesela bu kitabın yazıldığı 1975'leri düşün Türkiye Kıbrıs Savaşı vesaire evet. Amerikan Ambargo'su vesaire. Tabii. Yani hiç bunlara kafayı taktığı yok. Yani o bütün bunların üzerinde çok daha genel bir bakış açısı yani gündeme mahkul olmayan güncele mahkum olmayan bir zihin bir akıl burada görmüş oluyoruz yani. Evet zaten bunun örneği bir şeydi de gösteriyor. İslam toplumunun ekonomik stüktüründe bunu evet. yapıyor mesela. Evet. Yani onu da belki başka bir vesileyle konuşuruz. Şimdi e, Sezai Bey'in e, altını çizdiği husus, farkında olduğu şey şu. E, geriye doğru baktığı vakit bütün insanlık tarihi, insanlık tarihi zaten iniş çıkışlarla yaşanmış. Evet. Yani şu anda insanlığın bir e, iniş noktasında olması, bir dekadens, bir e, çöküş evet. noktasında olması... Bunun nihai durum olması anlamına gelmez ki yani. Evet. Nitekim diyelim şeyde daha kendisi geriye doğru bütün medeniyet tarihini geriye doğru incelediğinde... ...onun örneklerini görüyor. Bakıyorsunuz işte bir Babil medeniyeti var. Babil medeniyeti bir noktadan sonra çöküyor. Çökmekle birlikte işte Mısır medeniyeti yükseliyor. Ama her medeniyetin yükselmesinde bir nebevi bir aşı var. Evet. Yani bir nebiyi e, şeyi o çökmüş olan insanlığı tekrar diriltiyor. Kaybedilen cenneti yeniden, yeniden insanlara, insanlara sunuyor. Yeniden insanlara sunuyor. E, ve şey bakıyorsunuz işte Roma e, şey e, Mısır medeniyeti. Şimdi Mısır medeniyetine bakıyorsunuz, Mısır medeniyeti oradaki nebevi hikmet e, Yunan medeniyetinin ilham kaynağı. Onun mesela izlerini çok rahat sürüyoruz. Mesela onu Sezai Bey tabii tarihi olarak bunların belgelerini gördü mü görmedi mi gerçekten bilmiyorum. Yani metinlerinde onunla alakalı bir alamet yok. Ben kendim son zamanlarda mesela düşünce tarihiyle daha yakından meşgul oluyorum. Gerçekten de diyelim Şehristani'yi işte İbn şey e, kimler? Daha bir sürü bizim düşünce tarihi yazarımız var. Şimdi onların e, eserlerini okuduğunuzda e diyelim bir Tales metni okuyorsunuz, Tales hakkında öyle şeyler anlatıyorlar ki Empedoklesi, efendim Sokratesi vesaire. Şimdi bizim Müslümanların anlattığı Yunan düşünürleri ve bakıyorsun bir adım ötelerinde bir nebi ile irtibatlı düşünürler bunlar hep. Bu şekilde yani. Biz tabii modern Batılıların kurduğu, inşa ettiği bir düşünce felsefe tarihi öğrenerek yetiştik. E orada da zaten şeyin ee, Yunan düşüncesinin ve medeniyetinin e, şeyle nebevi hikmetle irtibatının üzerine örtmek, onu inkar etmek bir e, şey, o medeniyeti anlatmanın ilkesi. Şimdi burada Böyle bir çok şey. ilginç bir noktaya değindiniz hocam. Sezai Karakocu da burada bunun üzerinde duruyor. Yani geçmiş medeniyet mirası ile ilişki. Ee, yani mesela şehristani'nin ve diğer bizim bu küresel e, medeniyet tarihi e, millet tarihi, düşünce tarihi, milel e, tarihi yapan düşüncelerimizin bakışıyla yani biraz önce bahsettiğiniz şekilde mesela işte batılı olup da e, insanlığın düşünce tarihini yazanlar yani bu e, kadimle ilişki noktasında yani Müslümanların kadimle ilişkisiyle e, bu batılların kadimle ilişkisi nasıl mukayese yapabiliriz? İşte mukayese ettiğimizde şu var yani eee Batılılarda bir şöyle bir şey açık. Böyle nasıl diyelim yangından mal kaçırır gibi. Hı hı. Böyle o kondukları malın kaynağını mümkün mertebe hiç zikretmeden onu sanki kendileri icat etmiş gibi bir onu bir sunma gayreti. Bunu şeyde çok net olarak görüyorsunuz. Yani bütün Yunan düşüncesini kurup inşa ederken Yunan düşüncesinin işte mitostan logosa geçtiğini, mitos orada dini e, temsil ediyor. Logos aklı temsil ediyor. Dolayısıyla dini terk edip akılla hayata devam etmek Yunan düşüncesinin özelliği ve felsefede böyle ortaya çıkmıştır. Kurgu bu. Bu ne ne için böyle bir kurgu oluşturuluyor? 19. yüzyılda Batılılar böyle bir kendilerine böyle bir e, rol biçiyorlar. Kendilerini böyle tanımlıyorlar ve diyorlar ki biz dini terk ettik. Aklımızla, kendi hayatımıza düzen vereceğiz. Bunun da örneği Yunan diyorlar ama onların dedikleri Yunan hakiki Yunan değil. Batılıların inşa ettiği, kurduğu bir Yunan medeniyeti. Yani demek istediğim şey şu. Şeyin, Müslüman düşünce tarihçilerinin anlattığı Yunan düşüncesine bakıyorsun. Bir adım ötesinde gerçekten de nebevi hikmet var. Nebevi hikmetten beslenerek bir düşünce sistemi oluşturmuşlar. Evet. Ve tabi bu sadece Yunan düşüncesi için değil, Çin, eee tabii her birisi, her birisi dünya için. için tabii e, yani mesela geçerli. şöyle söyleyeyim. E, şimdi Konfüçyüs'ü evet. okuduğunuzda Konfüçyüs kendisi çok açık bir şekilde evet. diyor ki ben görevlendirildim diyor. Hı hı. Yani gök beni o üçince de gök evet. tanrı demek zaten. Tanrı beni hı hı. E, insanlara o kadim hikmeti hatırlatmakla evet. görevlendirdi evet. diyor. Evet. Yani Konfüçyüs'ün kendi şeyi Upanishadları, vedaları falan o gözle okuduğunuzda yani hakikaten de nebevi hikmetle çok irtibatlı olduğunu görüyorsunuz zaten. Şimdi şey i̇şte tarafı aslında hani bu işte bütün medeniyetlerin gerisinde böyle bir nebevi e, hikmet olduğunu e, görmek, bunu düşünmek aslında İslam'ı açık medeniyet yapıyor. Yani o medeniyetlerle daha dostane bir ilişki kurmaya götürüyor ve o medeniyetlerdeki peygamber mirasını e, aramak, bulmak, onu sahiplenmek noktasına götürüyor. Ama tabii o biraz önce konuştuğumuz şekilde yani batılı düşünce tarihçileri veya medeniyet tarihçileri diğer medeniyetlerle neden bir e, ilişki kursun? Yani bir ortak zemin görmüyor ki. Yani biz mesela nebevi hikmet bütün medeniyetlerin zeminini oluşturuyor diyerek bir ortak zemin görüyoruz ve orada kıymetli bir şey olduğunu, bunu sahiplenmemiz ve tevarüs etmemiz gerektiğini düşünüyoruz. Halbuki oradaki hani Batı e, medeniyeti noktasından bakan insanlar yani e, o medeniyetleri yok saymak, kadimi yok saymak e, çünkü ortak zemin göremiyor. E, ve oradan tabii tamamen Avrupa merkezci yani Yunan'la başlayıp işte bugünkü ile biten bir e, tamamen kapalı bir medeniyet tasavvuru kapalı bir medeniyet tarihi üretiyor. Hatta dünya tarihi kitapları var. Hani ders kitabı olarak okutulan. onlarda işte İslam tarihi 5, İslam medeniyeti 5 sayfa, Çin medeniyeti 10 sayfa, Hint 5 sayfa. Yani hani ya bunlar da nereden çıktı? Tamamen arzi. O, o olmasa da olur. Olmasa da olur. <laughs> arzi şeyler gibi. Ama mesela Siyah Athena gibi kitaplar o zaman bunlar da tabii oradaki hatayı deşifre ediyor. Yani çünkü Yunan dediğin hani kendi kendine ortaya çıkmış bir şey değil. Yani Mısır'dan beslenen, işte İran'dan beslenen bir düşünce sistemi var orada. Yani kendi kendine ortaya çıkmış bir şey söz konusu değil. İşte yani Sezai Bey'in altını çizdi şeyde Şey de bütün insanlık tarihini dikkate aldığımızda insanlık tarihindeki bu inişler ve çıkışlar hep olmuş. Dolayısıyla şu andaki bizim iniş noktasında. E, olmamız aynı zamanda bir dirilişin de e, evet. olacağını işaret ediyor. Ve burada peki bu diriliş nereden gelecek e, sorusunu e, sorduğunda Sizay Bey'in e, esas itibariyle dayandığı husus burada karşımıza çıkıyor. Burada zaten ahir zaman peygamberinin e, tebliği yeniden e, bütün bir insanlığa ihtiyaç hissettiği ruhu verecek. O ruhun dirilişinde zaten e, bunun içeriğini e, zaman ve mekan e, üstü e, içeriğini anlatıyor zaten. Onu anlatırken de e, temel e, hususları zaten onları ana hatlarıyla konuşmuştuk daha önceki programlarda. Şimdi burada baktığımızda Sezai e, e, Bey'in kitabındaki bölümler e, bize zaten e, epeyce fikir veriyor. Nedir mesela hakikat savaşı? Şimdi bölümlerden birisi bu. Bir defa temel noktalardan birisi hakikatin varlığını kabul etmek hı hı. ve varlığını kabul ettiğimiz hakikati aramamız lazım. Bir defa bütün bir insanlığın ilk olarak yani kendi kurtuluşunu temin etmek istiyorsa insanlık o zaman bir hakikatin olduğunu bizim o hakikati bulmak için gayret sarf etmemiz gerektiğini bilmemiz lazım. O zaman güç peşinde koşmaktan hakikat peşinde koşmaya Aynen. geçmemiz lazım. Aynen. Önemli bir paradigma değişikliği yapmamız Esas, lazım. Esas, çok esaslı bir paradigma evet, Ama hani sizin de daha önce ifade ettiğiniz gibi yani şu anda yani hakim paradigma, hakim anlayış güç peşinde e, koşmak ve güç için her şeyi feda etmek. Yani ruhunu da e, feda etmek. Yani Faustin bir yaklaşım ruhunu şeytana satıp gücü e, elde etmek. Şimdi e, böyle bir e, yaklaşım hani şu anda içinde yaşadığımız dünyada mümkün olabilir mi? Yani e, biz güç peşinde koşmayı bıraktık, e, hakikat peşinde koşmaya yöneldik şeklinde böyle bir evet, de yani değişim çok, söz konusu olabilir çok, mi? Çok önemli bir husus. Yani hakikat e, meselesini biz yeniden e, ciddi bir şekilde... Hakikat konusunu hayatımıza yeniden nasıl dahil edeceğiz? Evet. Hakikati savunmamız gerekiyor. Evet. Yani hakikat vardır. Yani yani bu postmodernizm hakikate saldırı. Yani gücü tek e, ilke yani insanlığın, medeniyetin tek ilkesi haline getirme çabası, e, hakikati tamamen saf dışı bırakma çabası. Bizim burada hakikati savunmamız gerekiyor ki hakikate dayalı bir medeniyet kurabilelim. E, yani gücün yegane e, hakim e, olduğu bir dünyadan hakikatin hakim olduğu bir başka dünyaya Şimdi, geçiş yapabiliriz. Şimdi tabii biz hakikat dediğimizde genellikle hemen böyle çok soyut bir şey e, aklımıza gelir. Hakikat nedir değil mi? Sorduğumuzda yani hakikati çok farklı farklı mertebelerde, farklı farklı bağlamlarda kullanıyoruz. Evet. Ama Sezai Bey'in zihni bu noktada çok net. Hakikatin evet. bir mazharı var. O da peygamber. Evet. Dolayısıyla, yani dolayısıyla hakik hakikat nedir, nasıl bilinebilir? Sezai Karakoç'a göre. Şimdi o, o soruyu sorduğumuzda evet. hakikatin aslında e, mazharı insandır hı hı. ve insanlar arasında da e, peygamberler, peygamberler arasında da ahir zaman peygamberi. Evet. Evet. Şimdi bunu dikkat aldığımızda zaten kitabın hemen o tablodaki ikinci hı hı. E, sırada peygamber izi. Evet. Şimdi o zaman e, demek ki e, şeylerin e, Müslümanların Hz. Peygamber'le olan sallallahu aleyhi ve sellem irtibatlarını hatırlamaları ve o hatırlama üzerinden kendilerine çeki düzen vermeleri gerekir. Ve tüm insanlığa da bunu hatırlatmaları. Evet. Yani e, peygamber izine dönmeyi tüm beşeriyete hatırlatmaları ve oradan hani insanlık yeniden dirilebilir. Yani orada önemli bir şey söylüyor. Tamam diyor her şey değişti ve değişim çok vurgular ama insan değişmemiştir diyor. Yani insan psikolojisi değişmedi, biyolojisi değişmedi, insan aynı insan. Yani her şey değişebilir ama insan değişmedi. Şimdi ilginç şeylerden birisi Şeyh Benderzade merhum onun bir konferansı var. Nebimiz Aleyhisselam'ı ne diyor? Beşeriyetin Kurtarıcısı falan galiba öyle bir şeysi vardı tam başlı. Nebimizi tanıyalım diye. Onun bir e, yazısı var. Bir konferans metni zannediyorum. Hı. Bir makale gibi. Kaç sayfa? Böyle 25-30 sayfalık bir metin. Hatta e, Latin harflere de basıldı. Şimdi e, orada e, Nebimizi tanıyalım başlığı ama alt başlığı hakikat nedir? Ve e, hakikate ulaşmanın yolu Nebi'yi tanıma e, üzerinden geçer. Dolayısıyla evet. hakikat sorusunu biz Nebi üzerinden sorabiliriz ve cevaplayabiliriz. Şimdi önce bizim bunu e, düzgünce kavramamız lazım. Yani e, hakikat meselesini işte posturus falan diyoruz ya bu hakikat sonrası dönem olarak kabul edilen ve nihilizmin gerçekten de artık e, bütün alanlarda kendisini gösterdiği şartlarda bizim bu nihilizmi aşmamız için Yeniden Peygamber Efendimiz olan irtibatımızı yeniden tesis etmek etmemiz lazım. Mevcut olan irtibatımızın da şuuruna varmamız lazım. Hocam muzip bir soru. Nihilizm nedir? Neden kötüdür? Şimdi nihilizm, <gülüyor> nihilizm <laughs> e, program buğunda sorulmaması gereken bir Evet ya yani, evet. nihilizmin manası e, her halükarda malum e, hiççilik diye tercüme ediliyor. Ama hiççilik tam bize fazla bir şey ifade etmez. Aslında nihilizm demek biraz ibahiye demek yani. Evet. Yani ibahiye. İbahiye ne demek? Her şey caizdir. Evet. Her şey caizdir demek aslında hiçbir şey caiz değildir. Evet. Yani fark etmez yani. Hmm. Sınır yok demek her şey sınır demek. Ne demek? Birileri eğer bir yerde sınır koyabiliyorsa sınır var koyamıyorsa sınır yok. Evet. Şimdi böyle bir şey şey yaptığınız vakit ben bunu bazen talebelere de e, söylerim anlatırım. Nihilizmin ne olduğuna ifade etmek için. Varsayın siz şeydesiniz. Gittiniz işte Üsküdar Meydanı'nda. Şimdi Üsküdar Meydanı'nda denildi ki e, sınır yok. Hı hı. Mesela o meydanda bulunmak ister misiniz? Kaç dakika bulunmak istersiniz? Evet. Sınır yok. İyi veya kötü yok. Hı hı hı. Herkes her şeyi yapabilir. Her şeyin caiz olduğu bir Üsküdar Meydanı. Hı hı. İşte 10 bin kişi, 20 bin kişi, 50 bin kişi neyse orada. Hı hı. Ve hiçbir sınır yok. Gücü gücü yetene her şey yapılabilir. Hı hı. O meydanda kim yaşamak ister? Hı hı. Yani bunu insanlar duyduğu vakit tüyleri ürperiyor. Hı. Aslında nihilizm dediğimiz şu anda insanlığın içine düştüğü durum bu yani. Evet. E, dolayısıyla. Aslında krizimizi yani evet. şu anda içinde düştüğümüz medeniyet krizini nihilizm bir de hedonizm. Tabii. Yani e, hedonizm tamamen. Hedonizm için en evet. küçük yani küçük evet. kısmı yani. Evet. En az zararlı kısmı hı. hedonizm. Evet, evet. Yani en az zararlı demek insanlar hazzını istiyor. Tamam. Hı. Hazır. O değil mesela Nihilizm dediğimiz şey öyle bir şey ki, değer diye bir şeyi kabul etmiyor. Evet. İyi kötü yok. Her şey caiz. Hı. Yapabiliyorsan yap. O kadar. Hı. Yani bunu yani şeyler var. Bununla alakalı hakikaten o kadar çok evet. şey var ki yani. Aslında postmodernizm dediğimiz Nihilizm. E, krizin iki boyutu yani. Nihilizm, hedonizm. Yani madem ki hakikat yok, o zaman ben şu kısa dünya hayatımı, kısa ömrümü e, zevk alarak tabii o zevk dediği şey de en basit zevkler yani hayvani zevkler en basit zevkler halbuki insanın gerçek zevki kalbiyle aldığı zevk olması lazım aklıyla aldığı zevk olması lazım yani bir üst zevkler var insani zevkler olarak tanımlayabileceğimiz bir de tabi hayvanlarla ortak olduğumuz zevkler var yani o nihilizm ve hedonizm bizi hayvani zevkler peşine ee, ve tamamen bireysel çıkartmak. Sadece o şekilde tanımlıyor. Yani, e, o kadar. Mahkum ediyor. Tabii buradan çıkış işte o hakikat e, medeniyeti yani Sezai Kurukoç'un da altını e, çizdiği e, yani nihilizmden, hedonizmden e, e, uzak e, hakikati keşfetmek ve hakikatin hizmetinde olmak insana en büyük zevk veren ve insanı en çok mutlu eden e, şey bu. Şimdi ahir zaman peygamberiyle irtibat söz konusu olduğunda bize o irtibatı daha da anlamlı hale getiren farklı bir boyut var. Bir defa ölüm. Evet. Şimdi burada kitaptaki bölümlerden birisi bu. Şimdi ölüm dediğimiz vakit biz ölümü böyle biraz kötü bir şey olarak düşünürüz. Ee, ölüm arz edilir bir şey değil. O noktada bir şüphe yok. Yani e, ölümü kimse arz etmez. Fakat ölüm öyle bir şey ki hakikaten de yaşadığımız her anı anlamlı kılan aslında ölüm. Evet. Yani öyle bir şey ki diyelim ölümün olmadığı şartları düşünelim. Ölümün olmadığı şartlarda mesela bir insan niye çalışsın? Mesela bir insan niye emek versin? Bir insan niye iyilik yapsın? Evet. Yani iyi ile kötünün arasındaki ayrım niye olsun? Niye? Ölüm yok ki sonunda yani. Ölümün olmadığı şartlarda aslında hayat da düzen kazanamaz. Evet. Olmaz yani. Yani mesela diyelim şeyde bir aile hayatınızın olmasını arz ediyorsunuz. Mesela olması gerekir mi gerekmez ne Ölüm ölüm olmadıktan sonra ne olacak yani? Yani mesela bir yerde çalışmak, bir makam bir makama gelmek mesela. Bir makama gelmek, bir başarı elde etmek niye anlamlı? Ölüm olmadığı vakit hiçbir manası yok yani. Evet. Hiçbir şeyin manası yok. Aslında ölüm ufkunda hayat manası kazanıyor. Evet. Dolayısıyla şimdi bunu dikkat aldığımız vakit işin bir tarafı bu. Ama diğer taraftan da ölüm dediğimiz hadise sadece hayatı anlamlı hale getirmiyor. E diğer taraftan da yaşadığımız hayatın yani ölüm ve hayat aslında ölümü de hayatı da yaratan ikisinin de bir sahibi olduğunu hatırlatıyor. Evet. Dolayısıyla ölümle hayat irtibatı içerisinde biz yani hayatı ölüm ufkunda kavramak istediğimizde o bizi hayatın da ölümün ötesine aşkın olanı işaret ediyor. Dolayısıyla o hesap kitap yaşadığımız hayatın bütün aldığımız kararların eylemlerimizin hayallerimizin ne bileyim bütün yapıp yaptıklarımızın yapmadıklarımızın aslında ölümle birlikte çok daha farklı bir bir manasının karşılığının olabileceğini e, dikkate almamız mümkün oluyor ki bu hayata ayrı bir boyut katıyor. Yani. İşte burada tabii e, yani Batı medeniyetinin ve e, Batı medeniyetinin bir krizi söz konusu ama bu kriz tüm insanlığa e, mal olan bir e, kriz fakat aynı zamanda İslam medeniyetinin bir e, krizi var e, ve bu insanlığın e, içinde bulunduğu bu küresel medeniyet krizinden çıkış yolu. Ee, İslam medeniyetinin yeniden dirilmesi bir açık medeniyet olarak tüm insanlığı kucaklayarak, batıyı da kucaklayarak, doğuyu da e, kucaklayarak yeniden e, bir e, diriliş ve İslam'ın vaadi sadece Müslümanlara değil, İslam'ın vaadi hem batıya hem doğuya, hem Çin'e hem e, Avrupa'ya hem Afrika'ya yani tüm insanlığı kucaklayıp yeniden e, ona bir ruh e, üfleyecek olan Tek e, güç, e, tek kaynak İslam olarak görünüyor ve e, bu programımızın sonuna da e, gelmiş olduk. E, Sezai Karakoç'un Hacı Bayram Veli'den e, alıntıladığı bir e, şiir var. E, onu okuyarak bu programımızı e, sonlandırabiliriz. Ben bir ulu şaara vardım, o şaarı yapılır buldum, ben dahi bile yapıldım ta toprak arasında. Dolayısıyla dünya, ahiret, ruh, beden, fizik, metafizik yani bunları bir araya getiren o çok katmanlı varlık, bilgi, hakikat anlayışına insanlığın yeniden dönmesi gerekiyor. Ve bu sahte ikilemlerden ve o sahte ikilemlerin doğurmuş olduğu hasardan bir çıkış yolu olarak hakikat medeniyetini yeniden ihya etmemiz gerekiyor. Sezai Karakoç'un bize sunmuş olduğu gelecek vizyonu, küresel vizyon, insanlık vizyonunun adı Hakikat Medeniyeti. Kıymetli seyirciler, burada programımızın sonuna gelmiş olduk. Sezai Karakoç'a ve onun gibi Türkiye'den tüm dünyaya bir gelecek vizyonu sunan bütün düşünürlerimize rahmet diliyoruz. Allah onların bize bırakmış olduğu mirası daha da ileriye götürmeyi bizlere nasip eylesin. Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.